Hayırlı sabahlar sevgili seyirciler. Yine güzel bir perşembe sabahı muhabbet kapısında sizlerle birlikteyiz ve değerli hocam Profesör Doktor Mustafa Karataş bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi Hamdolsun, misiniz? Hamdolsun, şükürler olsun. Her günümüze şükür, her nefesimize şükür. Geçen bir doktor hanım da güzel anlattı, izledim televizyonda. Yani nefes almak bir büyük bir hüner, vermek de öyle. Her nefese şükür olsun derlermiş eskiden insanlar. Bir de elhamdülillah ala külli hal sivel küfrü ve dalal. Sapıklık, dalalet, kötü yönde gittiğim hariç her halime şükürler olsun, hamdolsun. Şükürler olsun diyelim hocam. Evet, şimdi telefonlarımız hazır hocam. Tabii geçen hafta evlilik konusunu işledik. Aşırı bir telefon geldi. Yoğun bir istek var. Çok sorularımız var hocam. Telefonlarımıza fazla yer verelim diyoruz bugün ve hemen başlayalım diyorum hocam. Bismillah. İlk telefonumuzu alalım. Buyurun efendim. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Buyurun hocam, sizi dinliyor. Sorunuzu alalım. Buyurun efendim, dinliyoruz. Manisa'ya selam olsun. Benim annemle babam hani geçemiyor ne zamandan beri. Babam anneme böyle sözlü, fiziksel de şiddet uyguluyordu. Evet. En son babam annemi dövdü. Ben de dayanamadım. Annemi yanıma aldım hocam. Yaklaşık 3-4 aydan beri yanında duruyor. Evet. Bunun üzerine babam bana beddua etti. Hani senin çoluğun, çocuğun hem senden çıksın dedi bana. Bu bedduası beni bulur mu hocam? Evet hocam. Ya şöyle... İyi ki hani hayırlı bir evladı var. Allah razı olsun bu kardeşimizden. Tabii herhalde anladığım kadarıyla evli yetişmiş bir oğlu var en azından. Evet. Ama buna rağmen adam hala adam olamamış. Hala hanımını dövüyor. Hala şiddet uyguluyor. Bundan da o kadın muzdarip. Oğlu hayırlı çıkmış, yanına almış. Şöyle diyeyim, en azından baba bedduası olsa bile annenin duasını almış ya. Annenin duası kalkan olur inşallah. İnşallah. Yani o zaman hocam babanın bedduası tutmaz diyorsunuz. Şöyle tabii anlatıldığı kadarıyla baba haksız. Haksız yere beddua tutmayabilir ama baba beddua etmiş olsa bile hiç korkmasın. Annesinin duası var. Çok şükür. Elhamdülillah. Şanslı. Tabii. Evet. Şimdi hocam hediyelerimizi de hatırlatalım. Bugün arkadaşlar Peygamber Efendimiz'in sünnetlerinden birine şifre olarak verecekler. Sayın seyirciler şifreleri takip edelim. Gerçekten çok güzel 3 tane hediyemiz var. Bunlardan bir tanesi kalemli Kur'an-ı Kerim. Ben de hocam çok beğeniyorum bunu. Böyle bu şekilde bir gün çalıştıralım hocam bunu. Olur. Bir bakalım nasıl oluyor diye. Tamam. Hem Kur'an-ı Kerim'i okuyabiliyoruz, hem sürebiliyoruz, hem dinleyebiliyoruz. Hatta istediğimiz birçok hafızdan. Farklı hafızlardan dinleyebiliyoruz. Diğeri yine doğal taşlardan yapılmış tesbihler ve üçüncüsü de yine Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı, içinde alkol olmayan, tamamen doğal dezenfektan, bu aralar çok kullanmamız gereken bir ürün. Ve evet, telefonumuz hazır. Diğer telefonumuzu alalım. Buyurun efendim, hayırlı günler. Merhabalar. Merhabalar, buyurun. Ben konuşuyorum artık değil mi? Buyurun, buyurun. Evet. Dinliyoruz. Buyurun efendim. Ben sorumu yöneltmiştim zaten de notlarınızda var mı bilemiyorum. Biz sizi dinleyelim. Biz sorunuzu görmüyoruz. Soruyu içeriye siz ne soracağınızı söylüyorsunuz. Buyurun. Şöyle ki boşanmak istedi eşim benden. Evet. Ve hani kabul etmezsem intihar edeceğini söyledi. Eşiniz mi intihar edecek boşanmak istemediğiniz için? Evet. Siz istemiyor musunuz boşanmak? Hayır, istemiyorum ben. Ne var yani, durup dururken hadi boşanalım demez. Bir şey var aranızda demek ki. Anlaşmazlıklar var, evet. Anlaşmazlığın İkir ayrılıkları. Sebebi ne? Cana, mala, namusa herhangi yok, bir... Yok, hayır. Tamamen kişilik çatışması. Ben baskın olacağım, benim dediğimi kabul edeceksin. Ben bir şeyi merak ediyorum hocam, izninizle sormak istiyorum. Hanımefendi, bu kadar huzursuzluk varsa boşanmama nedeniniz bir inat uğruna mı, yoksa gerçekten eşinizi seviyor musunuz? Değil mi hocam, i̇nat yani uğruna, bunu ayırt etmek lazım. İnat uğruna değil hanımefendi, 2 tane çocuğum var benim. Evet. Daha önce biz boşandık, tekrar evlendik.
Aynı kişiyle mi? Evet, aynı kişiyle. Tekrardan ben aynı hataya düşmek istemiyorum. Ben düzelmesi umuduyla bekliyorum. Hani inatlaşma falan söz konusu değil. Ben çoluğumu çocuğumu hani yoksun bırakmak istemediğim için. Çünkü buralardan gitmekle tehdit etti beni. Hani çoluğunu çocuğunu görmeyecek. Hani kendisi bir yaşantı kurmak istiyor. Peki öyle siz yani. Siz istemezseniz bunları yine yapamaz mı? Yapabilir. Yapabilir ama rıza olmasın, böyle bir şey girmesin, ben vazifemi yapayım diye. Siz belki de beni korkutmak için hani. He, korkutmak için de olabilir. Peki kabul etmezsem günaha girer miyim diyorsunuz? Günaha girer miyim, vebalimi alır mıyım, böyle bir şey gerçekten yapar mı bilemiyorum da yani psikolojik anlamda hani ikimizin de sorunları var. Hani toplumumuzda şu anda çok zor günlerden geçiyoruz. Sağlık çalışanı benim eşim aynı zamanda. Hayır. Peki büyükler biliyor mu bunu? Aile büyükleri? Hayır, bilmiyorlar. Hayır, bilmiyorlar. Onlara duyursanız, bak bir defa zaten olmuş yine. Tekrar sıkıntılara girmeden onlara duyurun. İkinci olarak sizin boşanmama hakkınız var. Çünkü onun vazifesi çocuklarına, eşine bakmak. Ve bir boşama olmuş zaten, bir ders almışsınız, pişman olmuşsunuz. Her iki tarafta olabilir, tek tarafta da olabilir. Aynı hataya düşmemek için diyorsunuz, doğru söylüyorsunuz. Siz de o tekrar onu aynı hataya düşürecek fırsatı vermeyin. Bunu kendisi diretir, başka yollara tevessül eder de boşanırsa günah onun olur. En azından siz vazifenizi yapmış olursunuz ama büyüklerinizin haberi olsun. Onlar devreye girsinler. Çünkü bazen akıl akıldan üstündür. İnsanların etkilendiği, büyükleri sözü dinlediği, saydığı insanlar olabilir. Sanıyorum faydası olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim bu yolu bize gösteriyor. Aileden büyükler araya girsin diyor. Böyle boşanmada. Evet. Önemli bir konu çünkü. Allah huzurlu bir yaşam nasip etsin size. Amin. Eşiniz eve geliyor mu hanımefendi? Evet, evet geliyor. Nikahım düşmüş müdür? Ben onu merak ediyorum bir de. Hani nikahımız düşmüş müdür diyor hanımefendi. Seni boşayacağım dediği için hani. Yok, boşayacağım demesi, biz boşanalım demesi boşama yerine geçmez, nikah düşürmez. Peki hocam, teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, hayırlı günler hanımefendi. Şimdi bir tane sosyal medya sorumuz var, WhatsApp sorumuz var. Hemen dinleyelim hocam. Hocam merhabalar. Merhaba. Yaklaşık bir yıl önce sevdiğim bir adamla evlenmek için bir yola girdik. Günah olmasın diye nikah kıydık. Yaklaşık bir ay gibi nikahlı olarak gezdik. Sonrasında bana çeşitli bahaneler uydurarak bitti, ayrılıyoruz dedi. Mehir verilmişti. Mehrimi vermedi nikah kıyılırken. Ben de tamam istemiyorum dedim. Ayrılıyoruz, bitti dedi ama bana boş ol demedi. Bana boş ol demesi mi gerekiyor? Şimdi bu nikah düştü mü yoksa düşmedi mi? Bana boş ol demesi gerekir mi? Bunu öğrenmek istiyorum hocam. Hocam bu evlilik ne kadar böyle canım istedi gidiyorum, canım istedi geliyorum. Nasıl bir şey bu, anlayamadım yani. Bu evlilik böyle olmaz zaten. Bunun sebebi resmi nikah yok. Resmi nikah yok. Anlaşıldığı kadarıyla da gizli bir nikah. Yani kendi aralarında gezmek için bir nikah. Kadın mağdur edilmiş, aldatılmış büyük ihtimalle. Bir ay gezdikten sonra, gönül eğlendirdikten sonra ayrılıyor. Belki hocam, kaç kişiye böyle yapıyor. Gizli nikahın hükmü var mı hocam? Nikahın anlamı ilan etmektir. Yani nikaha ilan etmek. Münakahat karşılıklı. Biz evleniyoruz ey ahali bilin demek. Bunu siz gizlediğiniz an nikah olmaktan çıkar. O zaman bu hanımefendi şahit, nikahı yoktu o zaman. Şahit hocam. Niye tutuyoruz? Toplum bilsin. Toplum bizi evli olarak şahitler de söylesin, bilinsin diye şahit tutuyoruz. O günkü toplumlarda resmi kayıt yok, nikah memuru yok, devletin verdiği bir cüzdan yok. Nasıl yapacaksınız? Sözleşmeleri. Kağıt kalem yok çoğu yerde. Ben bu eşyayı aldım, bunu sattım. Şahit misin? İki tane bulalım en azından, şu çarşıdan getir iki şahit. Bulduk, biz de şahit olduk. İspat edecek çünkü birisi inkar ederse. Böyleydi. Ama şimdi evlenmeniz için sağlık raporu gerekiyor, bilmem ne gerekiyor, kimlik gerekiyor. Siz kimsiniz? Gerçekten kimliğinizin arkasındaki kişi siz misiniz? Bunlar önemli. Devlet de ondan sonra bir belge veriyor. Bunları yapmadan
üniversite genci ya da çarşıda pazarda tanışmış iki tane genç, ailelerin haberi olmasın, kimsenin haberi olmasın. Biz iki tane arkadaşımızı bulalım, bize sır vermeyen çok başkasına. Çok yapılıyor hocam bu. Sır vermeyen iki arkadaş bulalım, biz evlenelim. Böyle nikah olmaz. Burada problem buradan başlamış. Bu bir defa nikah değil. Nikah ya zaten değil. Nikah yoktu. Bu bir haram. Haram işlemek için yapılmış bir ne denir? Dolambaçlı bir yol. Hile-i şer'iye diyorlar. Şer'inin hilesi olmaz. Yine mehir vermemiş ayrı bir konu. Zaten boş ol demesi de gerekmiyor. Ayrıldık. Zaten siz nikahsızdınız. Zaten yoktu. Bir anlamda nikahsızdınız. Ha, şimdi biz bunlar resmiyete dönüştürseydi bu nikahı sayacaktık. Tekrar bir dini nikaha gerek yok. Ama resmiyete dönüştürmediler. Bunlar hile yaptılar. Hile yapıldığı için onun boş ol demesinin hiç önemi yok. Toplum sizi zaten ayrı biliyor. Biz de ayrıldık. Böyle bir evlilik yok diyorsunuz. O iş bitmiştir. Zaten hocam böyle nikahlarda mağdur olan hep bayanlar oluyor. %90. Yani buradan bazen erkekler de olabilir. Şöyle oluyor. Parasını almak için de böyle bir nikah kılıyor. Evet. Soyuyor gidiyor. Ondan sonra ispat edemiyorsun. Evet. Diğer bir WhatsApp sorumuzu alalım. Hocam annem çok küçük yaşta evlenmiş. 14 yaşında evlenmiş. 15 yaşında bir tane kız çocuğu olmuş. 10 günlük çocuk 10 günlükken annem sabah kalktığında çocuk yanında ölü bulunmuş. Sizce bunun günahı nedir hocam? Cevaplar mısınız lütfen? Hocam eskiden köylerde çok olurdu hocam. Böyle çocukların yatakları yoktu. Anne yatağı bebeğiyle yatardı ve çok ölüm olayları çok olurdu hocam. Doğru. Burada anne gerçekten sorumlu mudur, katil midir? Yani bilerek yapılmadı tabii. Şimdi bilerek yapmasak da kazaen kusurlarda, yani kusur %50 olmaz her zaman. Kusur dediğiniz zaman bazen %95 de olabilir. Bu ne demek? Tedbirini almamış. İşte çocuğu başka bir yere koyması gerekirken koymamış. Ne bileyim uykusuzmuş. Çocuğun üzerine yatmış. Bütün bunlar da annenin kusuru da olabilir. Ama sonuçta hiçbir anne bilerek çocuğunu öldürmez. %99 hani katil tipler vardır, o ayrı bir konu da. Şimdi böyle olunca 10 günlük bebek annenin yanında ölü bulunmuş. Sebebini de çok net söylemedi burada. Yani üstüne mi yattı, başka bir şey mi, çocuk hasta mıydı onu da bilmiyoruz. Ama sonuçta Allah rahmet eylesin bu bir masum bir çocuktur. Anne burada katil olmaz. Bebek bir insan şeklinde, artık onun adı soyadı vesaire her şey vardır. İnşallah ona şefaatçi olur. İnşallah. Annesine. Dolayısıyla burada sorduğu sanıyorum annemin suçu günahı var mı? Evet. İhmali ne kadarsa suçu o kadardır. Günahı o kadardır. İhmal etmeyeceğiz. Yani şöyle yapıyor bazen mesela çocukları 3 yaşında 2 yaşında kapıyı kilitliyor. Ben bir alışveriş yapıp geleyim de onlar evden çıkmasınlar. Geliyor ev yanmış, bark yanmış, çocuklar düşmüş vesaire. Annenin suçu bu. Evet. Anne bir çocuğunu ihmalkarlık var. Öldürmek istedi mi? Hayır. Ama affedersin akılsızlık yaptı. Düşüncesizlik yaptı. Bir alışveriş uğruna ya da bir acil bir uğruna çocuklarını feda etti. Bunlardan dolayı vebali var, günahı var tabii. Evet, bir telefonumuz daha var. Evet, buyurun efendim, hayırlı günler. Merhaba, hayırlı günler, hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Buyurun. İkinci evliliğimi yaptım 6 yıl önce. Tamamen annemin desteği ve maddi manevi desteğiyle birlikte annemin yanında kalarak biz evliliğimizi devam ettirdik. Bir tane de evladımız oldu. Allah bağışlasın. Annenizin yanında kalarak. Evet. Evlilik yapmış ama annesinin yanında kalmış. Siz annenizin yanında, eşiniz de annenizin yanında. Eşim de annemin yanındaydı fakat yurt dışında çalışıyor. Yurt tamam, dışından anladım. Geliyor. Yalnız kalmamamız için biz bir arada kaldık ve annemin maddi ve manevi desteğiyle biz evliliğimizi devam ettirdik. Tamam. Tamam. 6 yıl sürdü. Evet. Bir yıl öncesi ayrı ev açtık biz. Yine annemin desteğiyle eşyalarımızı yüzük, işte düzen kurduk. Ufak tefek işlere girdi çıktı. Düzenli çalışması falan da yoktu ama yine de idare ediyorduk. Evet. Alkol bağımlılığı vardı eşimin. Hı. Bunu zaten ben alkol kullandığını biliyordum. Evet. Fakat son zamanlarda daha da artmaya başladı ve biz evimizi ayırıp annemden ayrıldıktan sonra daha çok dünyasına çıkmaya başladı. Alkol, ihanet, hakaret ve en sonunda şiddete de maruz kaldıktan sonra evliliğimi bitirmek zorunda kaldım. Evet. 3 ay önce resmi olarak da boşandık. Hı hı.
Tabii teyzeler, işte her zaman televizyonlarda, haberlerde de duyuyoruz. Kadınların başına gelebilecek olan her türlü sıkıntıyı birebir yaşadım. Tehdit edildiniz, yani öyle anladım. Tehdit edildim. Daha önceki evimden iki tane kızım var. Onlar üzerinden bana yürümeye başladı. Onları tehdit etti falan. Neticesinde biz uzaklaştırma kararı da aldık. Şikayetimizi de yaptık. Şu anda onunla alakalı bir sıkıntım kalmadı, hamdolsun. Evet. Fakat annem de ben de hakkımızı helal etmiyoruz hiçbir şekilde. Bunun için biz günaha girer miyiz? Çünkü kul hakkından çok korkuyoruz. O kişinin de Ruz-i Mahşer'de kul hakkıyla Allah'ın huzuruna gelmesine biz sebebiyet vermiş olur muyuz? Hakkımızı helal etmeyerek ve bundan dolayı da bize bir sorumluluk yüklenir mi? Bundan endişe ediyoruz. Geçmiş olsun. Çok sıkıntılar yaşamışsınız. Anlatırken dile kolay ama tabii eskiyi hatırlayınca siz yine aynı acıları hissettiniz. Allah kimseyi böyle evin içinde imtihan etmesin. Annenize de yaşıyorsa saygılar sunuyoruz. Güzel şeyler yapmış sizin için, mutlu olmanız için ama bazen elden gelmiyor her şey. Mutluluk, hani herkes istiyor fakat herkese aynı şekilde dağıtılmıyor. Burada ihanet var, hakaret var, şiddet var. Resmi olarak da boşanmışsınız ama gönül yarası devam ediyor. Bundan dolayı da ben hakkımı helal etmiyorum ama Mahkeme-i Kübra'da bu haktan dolayı ayrıca bu da eziyet edilecek, ceza çekecek, cehennemde yanacak. Biz orada bir günahkar olmuş olur muyuz diye bir endişe de taşıyorsun. Bence o endişeyi hiç taşıma. Hiç taşıma. Mazlumların ahı olacak ki zalimler felah bulmayacak. Yani o zalimdir. Zalim illa devlette, efendim bir yönetimde halkına zulmeden yönetici şeklinde algılamayın. Evin içinde de zalim vardır. Eşiniz zalimmiş. Alkol bağımlısı, efendim ihanet var, şiddet var. Her türlü kolaylık siz ona göstermişsiniz. Buna rağmen eşinin, çocuğunun kıymetini, kendine uzanan elin kıymetini bilmemiş, zulmetmiş. Hala düşünüyor hanımefendi. Hala düşünüyor. Evet. İşte şöyle düşünce var. İşte affetmezseniz orada Mahkeme-i Kübra'da bekleyeceksiniz. Allah ondan sizi de bekletecek. İşte bundan dolayı hakkınızı helal edin, gidin diye böyle fısıltı gazetelerinde dolaşıyor. Sürekli bunlar sorulduğu için biliyorum. Öyle bir şey yok. Benim namusuma, canıma, ırzıma, malıma göz koymuş bir insanı ben niye affedeyim? Cezasını çeksin. Şöyle güzel bir söz var. Zalimler için yaşasın cehennem. Cehennemde olacak. Evet, evet. Diğer telefonumuzu alalım. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Bursa'dan. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun. Buyurun efendim. Sağ olun. Buyurun hocam, dinliyor. Sorunuzu alalım. Hocam ben 30 sene evliyim. Her sene eşinden hatasını görüyorum. Ne görüyorsun eşinde? Telefonun masajlarını. Anlayamadık. Bir daha tekrar eder misiniz? Aldatıyor sizi. Evet. Başkasıyla aldatıyor. Evet. Yemin ediyor, tekrar görüyorum. Siz emin misiniz peki? Emin misiniz hanımefendi? Yoksa sadece bir... Evliyim. 6 tane çocuklarım var. Çoğu da büyüdü belki. Büyüdüler. Hepsi büyük. Peki ne diyor? Kendisi kabul ediyor mu bunları? Yani çocuklarım küçükken kabul etmiyor. Sürekli beni suçluyor. Yalan söylüyorsun. Böyle böyle. Şimdi çocuklarım büyük olduğu için hepsi de biliyor. Şu anda... Mesela geçen hafta cumartesi. Tamam. Cumartesi ne oldu? Mesela akşam yemin etti. Sabah kalkarken daha kahvaltıya etmeden telefon geldi. Sürekli kadının numarasını adamın üstünde kaydediyor. Aradı, cevap vermedi, kapattı. Kızım küçük dedi, sen niye kapattın babanın dayının üstünde? Sonra arayacağım kızım, şimdi yemek yiyeceğim sonra dedi. Tekrar telefon geldi, kızım açtı. Küçük 8 yaşında. O açarken çok kırmızı oldu. Ben pişiremedim. Kahvaltı ettiler. Sonra dedim 30 senedir böylesin. Sen ne biçim insansın? Yemin ediyorsun. Yeminden durmuyorsun. Bağırıyor, çağırıyor öyle. Beni hep yalan çarpıyor. Allah'a şükür olsun şimdi çocuklarım büyüdüler. Hepsi de hatasını biliyorlar. Yine
bilmiyorum ne yapacağım hocam. Zıplanma yardım istiyorum. Ne yapmam lazım? Ben hakkımı helal etmiyorum diyorum. Evlendi yine tekrar pişman oldu. Tekrar geldi. 10 sene ayrı kaldık. Oo, arada 10 sene ayrılık da var. Evet. Başkasıyla mı evlendi? 15 sene önce. Başkasıyla mı evlendi? Evet, bir evliyle bizim malımız mülkümüz hepsi ona yani yedirdi, giydirdi. Ya bu adamın hiç anası, babası, amcası, dayısı falan yok mu sen ne yapıyorsun diyecek? Var. Onlar ne yapıyor, sahip mi çıkıyorlar? Ya hocam önce öyle kabul etmiyorlar. Ben diyorum böyle görüyorum, beni hep suçladılar. Şimdi suçlarım buydular. Hepsi de suçunu biliyorlar. Hepsini de başkasıyla ararken onlar da görüşüyorlar, tartışıyoruz. Öyle tamam. Yine pişman oluyor. Yine yemin ediyor. Yemine durmuyor. Ne yapacağız bilmiyoruz hocam. Artık yani, konucunda hepsi bu gitti yani. Bilmiyorum ne yapıyoruz. Yani burada tabii bir kabullenme var. İzninizle hocam. 6 tane çocuk var. Eminim çocuklar da büyümüştür herhalde. Peki çocuklar hiç babalarıyla konuşmuyorlar mı? Konuşuyor. Mesela geçen hafta cumartesi oğlum onunla konuştuk. Baba artık bıktık, artık yeter. Ana hep suçladım, hep suçladım. Şimdi biz duyuyoruz, biz görüyoruz. Yine hala sen yemin ediyorsun. Benimle çocuklarım diyor Allah'a size havale ediyorum. Yalan söylüyorsunuz. Yani inkar ediyor. Benimki değil arkadaşım. O akşam aradığı numarasının içinde kaldı. Ben de dedim madem ki arkadaşın de niye silmedi? Niye adamın ismi adam mı yazıyorsun? Niye? Ya Ahmet ya Mehmet ya Ali. Tamam. Burada şöyle bir şey var. Sanıyorum şüphe üzerine. Sürekli tartışmalar oluyor. Burada caiz mesela. Onu adamı bir avukat tutup çocuklar da büyükse takip ettirebilirler. İspat edecekler. İspat etmedikten sonra şimdi zana giriyor bu. Yani şu anda zan. Tabii yani ben de onun için sordum. Emin misiniz? %100 fotoğraftan karşısına böyle bir şey koyamıyorsun. O zaman ne yapacaksın? İspat edeceksin. Bunu bir avukat takip ettirebilir. Çocukları takip edebilir. Adamı ispat edinceye kadar takip etmek lazım. O da o arada kendine çeki düzen verir. Çünkü iz bırakmadan hiçbir suç işlenmez. Mutlaka bir gün. Bir gün bir açık verecektir. Hazreti Ömer hakikaten. Zamanında gelir bir tane yakalanmış hırsız. Eman diler. Bir daha yapmayacağım falan. Ne olur beni bırakın falan. Hazreti Ömer der ki sen bu işi kaç defa? İlk defa yaptın. İlk defa yapsan yakalanmazdın. Kaç defa aldattın da Allah da artık seni böyle ele verdi. Dolayısıyla suç mutlaka bir iz bırakır. Beyefendi de sağlam gidiyor hocam. Kadınların ismini erkek sağlam, ismiyle kaydediyor. Sağlam gitmiyor aslında. Çirkin bir şey. Allah ıslah etsin. Allah doğruları göstersin inşallah. Sizin de yuvanıza sağlık, huzur, asadı getirsin inşallah. Çocuklar, aile senin için uğraşsın. Yorulmuşsun artık sen. Evet, telefonumuz herhalde. Şimdi diğer WhatsApp'ımızı alalım. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm. Annem 4 yıl önce bizi terk edip gitti başka bir adamla. Ben bu olay üzerine defalarca kendisine küfürler yağdırdım. Benim buradaki günahım, suçum ne? Tabii burada niye gitti? Kadın belki siz ilgilenmediniz, bakmadınız, gitmek zorunda kaldı. Bilemiyoruz değil mi hocam? Şimdi çocuklar ufak mı, büyük mü? O da önemli. Şimdi ses bayağı büyük bir ses geliyor. Ses büyük. Dolayısıyla sanıyorum babaları yok. Evet. Bir defa o var. Annenin ihtiyaçları var. Evin ihtiyaçları var. Bakamıyor, edemiyor. Bir evliliği belki kafaya koydu. Çocukları da bu evliler razı olmadılarsa, anne evlendiyse çocukları burada bir günah kazandılar. Anne evlenmek istiyorsa, kocası yoksa ya da bir adam karısı yoksa evlenmek istiyorsa çocukları mani olmayacaklar. Birincisi bu. Dürüst bir evlilikse hocam, bu tabii. Derler ya, sözünüzü kesiyorum. Her cuma günü halk arasında söyleyin. Her cuma günü bekar annenize de bekar babanıza sorun evlenmek istiyor mu diye. Her cuma güzel bir şey aslında. Bu, doğru mu hocam? Örfen güzel bir şey. Ha, dinen değil, örfen bir şey midir? Örf de şöyle. Dine karşı olmaktan sonra din örfü de itibar alıyor. Bizim hukukumuzla, İslam hukuku dediğimiz hukukun içerisinde örf çok önemli bir yeri. Yani sormak mı gerekiyor anne babaya, bekar ya, anne babaya? Yani yeri geldiğinde teamülen müsaitse, böyle bir ortam varsa ve niyetini de aşağı yukarı biliyorsanız sorarsınız. Ama belki hayadan anne istiyor ama söyleyemiyordur şöyle, belki. Ben istemiyorum asla, bir daha bana bunu sormayın demişse her cuma hatırlatmaya gerek yok. Evet. Ama bu güzel bir usul. İşte buradan anne bunlara rağmen evlenmek istiyor da
gittiyse siz suçlusunuz. Ama siz yetimsiniz, yardıma bakıma muhtaçsınız. Sizi perişan edecek bir şekilde çekip gittiyse, o zaman kaçtı dedi, öyle anlarım. Evet. Evden kaçtı gitti. O zaman anne suçlu. Ama küfür evlada yakışmaz anne için. İnşallah hata ettiyse anne, hatasından döner bir gün. Yine de beddua etmesin. Yani yine de annenize dua edin diyor hocam. Evet. Şimdi hocam şöyle bir şey ben hatırlatmak istiyorum sevgili izleyicilerimize. Merak ettiklerinizi, sormak istediklerinizi, hatta uygulamalı olarak görmek istediğiniz ibadetleri bize yazın. Biz burada hem uygulamalı hocam göstersin, hem hocam size anlatsın. Zaten telefon numaralarımız, WhatsApp hatlarımız ekranda geçiyor. Hatta şey bile yapabiliriz hocam, teknoloji ilerledi. Görüntülü olarak bile konuşabiliriz. Siz mesela pazar günü nikah kıyıyorsunuz. Evet, evet. Skype'dan bağlanıyorsunuz. Doğru, öyle de çok keyifle izliyorum. Doğru. Sizler bizi görüyorsunuz ama bizler sizi görmüyoruz. Dolayısıyla bize Skype'la da bağlanabilirsiniz. Sosyal medyadan gelenlere de zaten onlara da bakıyoruz. Yer vereceğim bugün. Evet, hemen bir tane daha WhatsApp sorumuz var. Hemen ona geçelim. Ve bu arada şifreleri de takip ediyoruz. Hocam ben kardeşimi hiç rüyamda görmüyorum. Bu bir sorum. İkinci sorumsa zina yapmış bir insan tek başına mı sorumludur? Onu zinaya sürükleyen sorumlu mudur? Evet. Şimdi ölmüş kardeşini sanıyorum. Muhtemelen rüyasında göremiyorum diyorsa. Göremiyorum diyorsa şöyle... Allah-u Alem tabii doğrusunu Cenab-ı Hak bilir ama hani tecrübe de bir bilgi de önemli. Çok ağzında olan, onun için çok ağlayan, çok sızlayan, sürekli gündemde tutan insanların rüyada çok görmediğini görüyoruz, biliyoruz. Öyle midir hocam? Evet, sürekli ağzında. İşte evladı ölmüş, sürekli ağzında. Çok üzülürsek, çok ağlarsak rüyamızda çok göremeyiz. Çok ağzındaysa, sözü, adı çok ağzındaysa rüyada... Artık rüyaya fırsat kalmıyor belki de. O kadar yani ağzında. Bir müddet unuttuğunda o hatırlatır zaten. Belki bol dua mı okumak lazım? Dua hayır okur, işlemek ama, lazım. İşte biraz adından biraz uzak durmak lazım. Sürekli böyle ağlamak, sızlamak yerine. Bir müddet sükun halinde işte 3 ay, 5 ay o zaman rüyasına girecektir zaten. Öyle oluyor. Şimdi diğeri zina ile ilgiliydi. Neyi sordu? Zina. Şöyle diyor hocam mesela yani tek taraflı mı suçludur? Zina da tek taraflı mı yani suçludur? Yani işte erkeklerin klasik söylediği bir şey var. Biz kiminle aldatıyoruz? Yine bir bayanla aldatıyoruz. Neden kızıyorlar bize diye böyle bir savunmaları var. Ha, razı diyor. Şimdi doğru tek taraflı suçlu değil, iki taraflı suçlu. Fakat ilk ne denir? Tahrik eden, ilk tevessül eden, ilk karşı tarafı taciz eden neyse gönlünü vesaire kaymasına sebep olan kişi daha büyük suçludur. Diğer de suçludur ve zinanın cezası mesela Tevrat'ta rejimmiş. Tevrat'ta İslam'da da uygulandığı dönemler oldu rejim cezasının. Yani o kadar büyük bir günah zinanın öldürülmek suçuyla dünyada öldürülse günahını anca temizliyor. Yani kendisi işte rejim demek taşlanarak öldürür. Evliye midir ihtilaflı bir konu. Orada zaniye ve zani diye geçiyor. Dolayısıyla kadın da erkek de bu zinada suçludur. Tek taraflı olmaz. İkisi de suçludur. İkisi de razıysa tek taraflı hocam, olmaz. Bazen de işte erkek... Teşvik eden de olabilir. Ha, üçüncü arayı şahıs, bulan da olabilir. Üçüncü kişilerde. Tabii onlar da suçludur. Hepsi suçludur. Ha, kötülüğe teşvik eden kötülüğü işlemiş gibidir. Hayra teşvik eden hayrı işlemiş gibidir. Hatta bir insan bir kötülüğe çığır açsa, sebep olsa da o yüzyıllar boyu kötülük işlense günahı ona sürekli yazılır. İlk işleyene yazılır. Denir ki bu yüzden ilk katil kimdir? Adem'in iki oğlu Habil'le Kabil kavga edince, anlaşamayınca Kabil Habil'i öldürdü. Bütün katillerin suçu kadar Kabil'e de yine suç yazılır. Niye? Sebep ilkse ortaya çığırı o açtı. İnsanlık öldürme diye bir şey bilmiyordu. Öldürmeyi öğretti. Evet. Günahlarda evet. da böyledir. Evet. Hocam yine sizin sosyal medyanıza gelen sorulardan ben birkaç tane size sormak istiyorum. Mesela bir tane izleyiciniz. Hocam eşim beni telefonda 3 kere boş ol dedi. Nikah düşmüş müdür? Yani telefonla boş ol demek nikahı düşürür mü hocam? Şimdi 3 defa boş ol eğer biz bunu bir mecliste değil de 3 meclis gibi kabul ediyorsak telefonu da işte Skype üzerinden WhatsApp üzerinden neyse
bu şekilde de sesi ispat edilecekse, kişinin olduğu kesinse, posta yoluyla da boşama olur. Öyle mi? Posta tabii, yolu mu? Tabii. Boşama olur ama ispat edilecek tarzda olursa, ispat edilemeyecek şekilde şimdi olursa şimdi yazılı ispat edilebilir de hocam. Telefonda bir öfke anında eşiyle kavga ediyor ve o anda boş ol dedi. Fark etmez. Yani eşi olduğunu, yine de eşi boş olduğunu kesinlikle olur. Biliyorsa size mesela bir işlem yapacaksınız internet üzerinden. Hı hı. Bir takım sorular sorduktan sonra sizin olduğunuzu şifre gönderiyorlar vesaire. Evet, internet evet. Üzerinden banka vesaire şöyle size bilgi veriyor. Niye? Sizin olduğunuz kesin. %1 ihtimal belki o dolandırıcılık vesaire olabilir. Ama bu kesin olan konularda telefon, internet, telgraf hepsi geçerli. Demek ki yani telefonu ve sosyal medyayı da küçümsememek tabii. Lazım. Bundan ama da nikah tabii düşüyor. Ama burada 3 tanesi bir kabul eden evliliği kurtarmak için bir kabul edip orada bir kızgınlık, ikisi de boşanmak istemiyor. Bir anlık bir öfkeyle evet, söylenmiş. Onu bir kabul edip kurtarma yollarında gidilebilir. Yine bir tane daha soru hocam. Merhaba hocam. Abim yengemi bıçakladı, öldürdü. Bunun hükmü nedir? Demiş. Abisi yengesini yani eşini. Evet. Katil olmuş. Hükmü nedir? Yani hükmü katildir. Cezasını çekecek. Evet. Bir de kadın cinayet ayrıca. Yani, evet. Bir tane daha okuyayım. Hemen telefonumuz hazır. Telefona geçeceğim. Hocam ben görücü usulüyle evlendim. Evlendikten sonra madde kullandığını öğrendim. Bir de intihar etmiş ama tedavi olmuş. Yani şimdi kullanmıyor. Ama ben aklıma gelince kötü oluyorum hocam. Bana bir yol gösterir misiniz? Demiş bir izleyicimiz. Şimdi kötü bir durum. Yani gerçekten eşinin böyle bir durumunu sonradan öğrenmiş. Ne yapacağını şaşırmış. Burada çok yönlü tedavi ve yardım alacak. Dağ yerinden oynasa inan. Ama huylu oyundan özellikle bu uyuşturucu vesaire. Allah muhafaza. Onlar kolay kolay bırakamıyorlar. Çok yönlü destek alacak bu kardeşimiz. Yani eşi değil mi hocam? Eşi gizlemeyecek. Gizlemeyecek. Yani hanımefendi de ona destek olması lazım. Tabii, doktorlara gidecek için. Hanımefendi için söylüyorum ben. Evet. Hanımefendi çok yönlü destek alacak. Evet, yardım tamam. Alacak. Evet. Evet. Telefonumuz hazır. Diğer telefonumuzu alalım. Hoş geldiniz. Alo merhaba, iyi yayınlar merhabalar. Diliyorum. Hayırlı günler. Sağ olun, buyurun. Benim hocama şöyle bir sorum olacaktı. Ben küçük yaşta evlat edinildim. Ailem çocukları olmadığı için beni almışlar. 33 yaşındayım şu anda. Ben şeyi merak ediyorum. Yani beni 9 ay boyunca sadece karnımda taşımaktan başka herhangi bir hakları yok. Biyolojik anne ve babanın. Yani yarın bir gün hani vefat ettiklerinde onlara son görev olarak yapmam gereken üzerime düşen bir şey var mıdır? Dinen bir hükümlülüğün var mıdır? Onu öğrenmek istiyorum ama. Evet, şimdi burada 9 ay karnında taşımaktan başka bir özellikleri yok dediniz. Bence eksik söylediniz sevgili kardeşim. Neden? Siz neden? Her şeyinizi onlardan getirdiniz. Fiziki yapınız, biyolojik yapınız, duygularınıza kadar onlardan getirdiniz. Elbette size gerçek anne gibi davranan, sizi büyüten, o insanların sevabı, yaptıkları iyilikler çok güzel. O boşa gitmez. Onlara da vefanız çok çok olmalı. Ama anne sadece seni 9 ay karnında gezdirmedi. Bunu böyle bilmemiz lazım. Siz babadan da, annenizden de. Onun için İslamiyet'te soyunu unutturmayın. Soy çok önemli. Soyunu unutturmayın. Israrla soyunu unutturmak haramdır. İkincisi, gerçek anne babanız varken başkasına kendinizi, soyadınızı nispet etmeyin. Peygamberimizin yasağı var. Sizin gerçek anne babanız var, anne babalık. Belki bir ihtiyaçtı, belki zarureten. Onlar sizi köprü altına bırakmadılar herhalde. Şöyle hocam, 5 tane kız çocuktan sonra ben de kız olarak dünyaya gelince bu da kız çocuğu olursa istemiyorum şeklinde. Oo. Daha anne rahmine düştüğüm andan itibaren böyle bir ibare kullanılmış. Hastaneden bile alınmamışım. O yüzden hani böyle de bir durum var. Yani şu anda görüşmek istiyorlar mı? Evet, şu anda görüşmek istiyorlar. Ama ben hani içimde bir şey hissetmediğim için yani tanımadığım, bilmediğim insanlar hani
hiçbir şey duymadığım, bir duygu yükü olmadığı için ben de hani istemiyorum haliyle. Ama hani yarın bir gün vefat ettiklerinde yani başlarına gitmem gerekir mi? Onlara bir görevim var mıdır? Bu duyguları, hani... bu duyguları yardım alacaksınız, destek alacaksınız. Siz çok akıllı bir hanımefendiye benziyorsunuz. Bu konuşmanızdan öyle anladım. Teşekkür Rabbim yardımcınız hocam. Olsun. Zor bir şey ama affetmek büyüklüktür. Onları da kazanmış olursunuz. Kendiniz de huzur bulursunuz. Bu duygularla size de zarar veriyor. Bizi aramanız bile bu bir arayışın neticesi. Bir naiflik aslında. Tabii, güzel yani gönül duygu. Almak istiyor. Peki ben şeyi merak zaten ediyorum. Zaten kanadı kırık yetişmiş yani. Öyle. Yani. Ne zaman söylediler size anne baba? Tam üniversite sınavına hazırlandığım dönemde. Yani ergenlik çağı diyelim. Yani çok mükemmel bir ailem var gerçekten. Maşallah. Hani gerçekten annem beni doğurmuş olsaydı bu kadar bir annelik vasfına sahip olabilirdi. Babam hakeza öyle daha bana bir kere elini kaldırmış, elini havada görmüş bir insan değilim. Çok mükemmel insanlar. O zaman şöyle bir şey daha söyleyeyim size. Onlar evet. Senin görüşmene razıysa ki razı olurlar öyle insanlar. Ben de onu soracaktım onu hocam. Evet evet yani evet. Evlatlık edinen aile sizin görüşmenize izin veriyor mu? Ben de tam onu evet. Soracaktım. Aslında değil çünkü onlarda çok büyük bir kaybetme korkusu. Benim onlardan kopmamı düşünmeleri durumu hakim onlarda. O yüzden çok fazla görüşme taraftar, yani benim görüşmem onlar için şey değil. O zaman bir durum değil. O zaman şöyle söyleyeyim, ben görüşümü değiştirdim. Görüşümü değiştirdim, burası önemli. Şöyle, nereden değiştirdim? Sizi terk ettiler ya hastanede. Evet. Orada anne babalık bitti artık. Hı hı. Anne babalık bitti. Doğru, siz oradan çok özellikler taşıyacaksınız ama buranın da böyle bir arzusu da varsa aman bizi terk etme, korkuyoruz, hı hı. ediyoruz diye. Ve sizi de anne baba terk etmiş. Hani köprü altına mı bıraktılar diye sordum ya. Evet, bunun evet. cevabı evetse işte hastaneye bırakmışlar. Anne babalığı yapmamışlar. Ama günün birinde sizin bütün şartlarınızı kabul edecek şekilde diliyorlar, affet bizi diyorlar. O zaman da affedersin. Anladım hocam. Peki, geçmiş olsun. Hayırlı ederim. Hayırlı günler diliyorum. İyi hemen gün. Hemen WhatsApp'tan gelen bir soru daha size sormak istiyorum. 1 yaşında oğlum var diyor Mehmet Bey. Mehmet Ayfer Günay çifti herhalde bunlar. 1 yaşında oğlum var. Amcasının mezarlığına götürebilir miyim? Eşimin ailesi daha küçük götürme diyor ama ben amcasının yanına götürmek istiyorum. Ne yapmalıyım? Yani çocukları mezarlığa götürebilir miyiz? Bir sakıncası var mı küçükken? Yani psikolojik olarak etkilenirler çocuklar. O yaşlarda 1 yaşında özellikle ölüm algılaması falan. Çocuk sonradan onu da toparlayamıyor. Nereye gitti diyorlar. İşte gezmeye gitti diyorlar. Başka bir yere, bahçeye gitti diyorlar. Ama diyor doğruyu mesela. Söylemek lazım hocam. Doğruyu da anlamaz ki çocuk. O arada kavrayış zaten mümkün değil. Götürmesiyle götürmemesi arasında vazife olarak, dini bir vecibe olarak hiçbir fark yok. Dolayısıyla götürerek çocuğun psikolojisini bozacağına götürmemesi daha doğru olur. Evet. 1 yaşındaki çocuğun mezarlığı. Bir soru daha alayım. Telefonumuz bekliyor ama bir soru daha alayım WhatsApp'tan. Hocam iyi yayınlar. Ölmüş yakınlarımıza hep aynı sureleri mi okuyup bağışlamalıyız? Başka surelerde okuyabilir miyiz? Ve bu oluşumlarımızdan haberdar oluyorlar mı? Bazı hocalar oluyor, bazıları olmuyor diyorlar. Bilgilendirirseniz çok sevinirim. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Ölmüşlerimiz okuduğumuz Kur'anlardan haberdar oluyorlar mı diye şimdi soruyorlar. Bunun başlangıcı şöyle. Kur'an-ı Kerim tabii canlılara hitap ediyor. Ya eyyühel envat diye hiç başlayan bir ayet yok. Birincisi bu. İkincisi, Resulullah Efendimiz Bedir Savaşı'nda Bedir kuyulusuna atılan kafirlerin başına gidip onlarla konuştu. Siz şimdi hakikati anladınız mı? Benim peygamber olduğumu tasdik ettiniz mi diye sordu. Ayet-i Kerime geldi. Ey Muhammed sen onlara işittiremezsin. Bunun üzerine alimler bu ayetten diyorlar ki bir kısım alim diyor ki ölü Kur'an'ı işitmez. Ölü söyleneni işitmez. Bir kısmı da diyor onlar kafirler için söylenmiştir. Faydası olmaz. Artık geberdi ilahi cehennem zümera. Ama bir Müslümana Kur'an'ın faydası olur, şifanın faydası olur, duanın faydası olur deniyor. Bunu ayırdıktan sonra şöyle söyleyeyim.
üç şey sebebiyle arkadaki amel yazılır. Sadaka-i cariye, kendisine dua eden, hayır dua eden bir evlat bıraktıysa, bir de ilim bıraktıysa. Demek ki amel defteri kapanmıyor, yazılıyor. Dua bunun içerisinde var. Dua mahiyetinde ne yaparsanız bu olur. Peygamberimiz mezar ziyaretinde Kur'an mı okudu? Peygamberimiz dua etti. Ne yaptı? Esselamu aleyküm ya ehled diyar ve inna inşallahu bikum lahikun gafarallahu lena ve lekum ve lisairil müminine vel müminat vel müslümin vel müslümat ellehaya minhum vel emmat bir rahmetike ya rahmerrahi. Bu selamla, bu duayla dua etti. Ya, mezar ziyaretinden bahsediyorsunuz. Mezar ziyaretinde dua etti. Evet. Bu duanın okunması esastır. Bu dua okunur esas. Ha, peki ikra-ı Yasin ala mevtak. Ölülerinize Yasin okuyun şeklinde zayıf da olsa rivayetler, amellerin faziletleri konusunda böyle şüpheli olur olmaz konularında da delil olabilir deniyor. Biz de Yasin Hocam, okuyoruz. Duanın biraz içeriğinden de bahseder misiniz Türkçesine? Ey kabir ehli, ey ehli diyar, yani mezar ehli. Evet. Biz de yakında size kavuşacağız. Allah sizi de bağışlasın, bizi de bağışlasın. Ve burada yatan tüm mümin müminat, müslüm müslümat hepsine rahmet eylesin. Ve Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ölenlerin üzerine olsun. Bu mahiyette bir Hocam, dua. Hocam siz şimdi şey dediniz, Kur'an-ı Kerim aslında canlılar için dediniz. Tabii. Mesela bazıları hocam ölmeden önce kendi hatimlerini kendileri yapıyorlar. Yani başkaları değil de kendi hatimlerini kendileri yapıyor. Böyle bir şey var mı hocam? Olabilir. Duydum yani da. Zaten o hatim bittiğinde, o sevabı alıyor. Çünkü Elif, Lam, Mim dedik ya. Evet. 30 sevap aldık. Her bir harfine bir hasene yazılır. Bir hasene de 10 sevap diyor Peygamberimiz. 30 sevap aldı. Kur'an-ı Kerim'de yüz binlerce harf var. Yüz binlerce sevabı okurken zaten aldı. Ama bunun duasını yapmadı. O da şöyle yine bir zayıf hadiste deniyor ki bunlarla amel edilebilir. Yani bunlar delil olabilir bu konularda. Bu tür konularda. İnanç konusunda olmaz. Ahiret konusunda olmaz. Ama ibadet konusunda bunlar delil olabilir. Deniyor ki her Kur'an hatminin sonunda kabul edilmiş bir dua vardır. İşte hatim yapınca biz duamız kabul edilecek bir dua olsun. O duayı kaçırmayalım diye bir hatim duası yapıyoruz. Geçenlerde işte Mustafa Çelik Bey'in kayınpederi oluyor. Bizim i̇şte ben de, onu yani bizim hatırladım. Bizim de akrabamız oluyor. Benim evet. Damadın dedesi. Allah rahmet etsin. İsmini hatırlayamadım. Zülkif, hiç Zülkif amcamız. Zülkif Hüküm. Çok o kaç tane hatim? 55 miydi? Sanırım öyle bir 55 şeydi. 55 civarında hatim. O da şöyle. Efendim? 59, 59 mu? Tane. Şöyle. Kur'an-ı Kerim hediye etmiş torununa. Torunu Kur'an-ı Kerim'i alınca bir ay önce, ölmeden bir ay önce bakmış ki bir yazı var. Diyor ki 55-59 hatmim var. Ben öldüğümde duasını yaparsınız yazıyor. Kur'an'a yazmış. Şimdi bu güzel bir şey. Çok da hoşuma gitti. Ben hatta ben ilk defa duydum biliyor musunuz cenaze, hocam? İnsanın kendi kendine hatim yapmasını ilk defa duydum. Güzel bir şey. Yani bu cenaze namazında da ben bunu ifade ettim orada. Helalleşmede. Dolayısıyla bu güzel bir şey olabilir. Allah yani, rahmet etsin. Bütün ölmüşlerimizi rahmetle anıyoruz ve telefonumuzu çok beklettik. Buyurun efendim, hoş geldiniz. İyi günler. Kusura bakmayın, biraz beklettik sizi. Estağfurullah. Buyurun hocam dinliyor, sorunuzu alalım. Hocam merhabalar, bir sorum olacaktı benim size. Buyurun efendim. Hocam ben 4 yıllık evliyim. Çocuk istiyorum ama eşim... Çocuk istemiyor yani bir takım borçlarımızdan dolayı eşim çocuk istemiyor. Bunun günahı nedir hocam? Borçlarınız var öyle mi? Evet. Peki. Şimdi estağfirullah. Ve la taktulu evladeküm haşyete imlak. Cahiliye döneminde İslam'dan önce Araplar kız çocuklarını öldürüyorlardı. Diridir gün. Hepsini mi? Hayır. Bir kısmını. Niye? Neye göre öldürüyorlardı Neye göre? Hocam? Evet. Bunun tabii çok Kur'an'da zaten sebepsiz onların ileri sürdüğü argümanları, sebepleri Kur'an boşa çıkardığı için ve izel mev'udetü su'ilet o masum yavru canlı canlı toprağa nasıl gömüldü bunu soracak Allah kıyamette diyor sorulduğu zaman. Ne cevap vereceksiniz? Onların bir kısmı mirasımız kıza kalmaz. Bir kısmı namusumuz pazarda satılıyor mal gibi kızlar. Namusumuza leke gelmesin. Bir kısmı efendim kız çocukları rızkı, oğlanların rızkını
engeller, bizim güce ihtiyacımız var. Erkekler çalışıyor ya o zamanki şeyde. Evet. Dolayısıyla geçim sıkıntısından gömüyorlardı. Bir kısmı da oydu. İşte Kur'an-ı Kerim وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةِ اِمْلَاقِ. Bu imlak hepsini içine alıyor. Dolayısıyla çocuğa rızkımız yetmez diyorsan günaha giriyorsun. Onun rızkı ayrı. Rızık endişesi taşımamak lazım. Ağılda oğlak kuzulasa Mevla çayırda otunu bitirir. O rızkıyla gelecek. Ha, şunun için olabilir. Hanımın işi var. Efendim hastalığı var. Benim bilmem sıkıntılarım var. Biz bu çocuğu terbiye edemeyiz. Biz eğitim konusunda endişe. Hakkıyla yetiştiremeyiz. Gerçek sevgimizi veremeyiz. İşte kardeşleri var mesela. Üst üste gelmişler. Yıpranırız her bakımdan. Çocuğa hakkını veremeyiz. Çocuk açısından düşünürsen, kendi açısından değil, çocuk açısından ve eğitim açısından düşündüğünde koruyucu tedbirler alabilirsin. Nüfus planlaması yapabilirsin. Aksi halde insanoğlu ne zaman tabiata bir ayar vermeye kalktıysa, Allah'ın fıtratını bozduysa hep başına felaketler gelmiştir. Şu anda da neslin bozulmasına doğru gidiyoruz. Sebebi herkes nesille oynuyor. Nüfus planlamasıyla oynuyor, çocukların ölümüyle oynuyor, bilmem ne vesaire sıkıntılar büyüyor gidiyor. Evet. Yine WhatsApp sorumuz var ama yine siz sosyal medyaya gelen sorulardan birkaç tane daha okumak istiyorum. Bana da bir tane şurada gözüme ilişti bir kardeşimiz. Buyurun hocam. Hemen onu cevaplayayım isterseniz. 2 sene önce 9 haftalıkken bebeğimin 6 haftalıkken kalp atışlarının durduğunu öğrendik. Bundan 2 sene önce 6 haftalıkken kalp atışlarının durduğunu öğrendik. Ben onu öbür dünyada görebilecek miyim? Melek Alabaş sormuş. Bu doğmuş bir çocuk, öyle anladın değil mi? 9 evet sene. Ben de öyle anladım hocam. Tabii. Anne karnındaysa düşük şeklinde olduysa onu toprak olup bir daha insan olarak yaratılmayacaklar. Ama bir çocuk dünyaya geldi, öldüyse ister müşriklerin, kafirlerin olsun, ister Müslümanların çocukları olsun, onlar orada masum olarak yeniden yaratılacaklar hocam, ve cennetlik. Bu çocukların şefaati olacak mı hocam? Anneye bir faydası olacak mı? Olacak. Olacak elbette. Evet. İnşallah. Yine bir iki tane daha okuyorum. Hocam hayırlı sabahlar. Benim evliliğim çok sebepsiz yere yıkıldı. Benim hakkımda kötü laflar çıkartarak, evliliğime karışarak eşimi benden soğuttular ve ben sadece hakkımı helal etmiyorum. Soruma verirseniz, herhalde soruma tabii cevap verirseniz. İftiraya demiş uğramış. Evet. İftiraya uğramış, bir yuva yıkmışlar. Hakkını helal etmesin. Yani niye helal etsin? Ya kötüler cezasını çeksin ki bir daha diğeri cesaret edemez. Hocam peki bu affın bir mükafatı yok mu hocam? Mesela hakkını helal etse Yüce Rabbim ona bir mükafat vermez mi hocam? Ama şöyle düşünün. Her türlü haltı karıştırıyor, sonra affediliyor. İster bunu devlet affetsin, ister kişi affetsin. Düşünün şimdi. Ne yapmış? Cezasız zaman, kalınca ne oluyor? Suçlar devam edecek. Devam ediyor. Evet. Adam ne kadar pislik yapmış, sokağa salıveriliyor. Ertesi gün bakıyorsun aynı suçu gene yapıyor. Öyle, öyle. Taviz tavizi getiriyor tabii dolayısıyla. Merhametten maraz doğar. Öyle. Yani hastalık nüfuz eder. Hocam ben nişan attım. Nişanlımın ailesi bana iftira attılar. Üvey annesi yüzünden ayrıldım. Bunun günahı var mıdır? Benzer bir soru İlk hocam. İlk eşimden olmuş ayrılık. Evet. Yani kolay yoldan kurtulmuş. Nişanlıyken evet ayrılmışlar. Evet. Hemen alalım o zaman WhatsApp sorusunu. Sonra devam edelim sorulara. Evet arkadaşlar. Selamünaleyküm hocam. Ben Burdur'dan arıyorum. Şimdi bir cenaze kaldığında, o cenaze gömülünde bunun cenazenin arkasından bir şey, ekmek, helva dağıtılır mı? 7'sinde, 40'ında, 50'sinde böyle bir şey var mı? Yemek ve ikramlar verilir mi? İkinci sorum, ben babamla görüşmedim, konuşmadım. O benimle ilgilenmedi hiç. Beni büyütmedi, bana babalık yapmadı. Ben hep nenem deden büyüttü. Babamın bana beddua etmiş olsa bedduası geçer mi? Babamın bende hakkı var mı? İyi günler hocam. Tamam. Şimdi birincisi, cenazelerde yemek beklentisine girmek yanlış. Ama uzaktan gelmiş bir insan işte nerede yiyeceğim, ne edeceğim şeklinde
bir sıkıntıya girecekse cenaze evine akrabaların, komşuların, dostların o tür yiyeceği götürmesi doğrudur. Üç yani gün, o evde yemek pişmeyecek değil mi hocam? Evde, ben öyle biliyorum. Üç gün o evde yemek pişirmek doğru değil. Üç gün yastır zaten. Hocam pişirilirse bir günah var mıdır? Günahı yok yani. Örf müdür? Dışarıdan bu gelmeyecekse aç kalacak halde evet, de yok. Günahı yok ama esas olan diğerleri vebale girer. Komşusu var cenazesine sahip çıkmıyor. Akrabası var akrabasının cenazesine komşu sahip. Komşu ve akrabaların tabii, vebali tabii, var. Tabii onlar günaha girerler. Onlar getirirler, onlar dağıtırlar sevap almak için. Yoksa cenaze evinin böyle bir vazifesi yok. Dinen de yok, örfen de yok. Bu bir yeni çıkmış şimdi pide olacak, helva olacak. Helva da zaten bir alem. Helva Osmanlı'da kandil geceleri, bayramlarda mutlu olmak için başlamış bu törenlerde. Şimdi de cenazenin bir ayrılmaz parçası haline geldi. Öyle hocam. Öldü evet, helvanı yiyelim diye böyle beklentiler var. Helva tatlılar özellikle tatlı sevinç alametidir. Cenazede helvada hiçbir açıklaması yok. Sadece bidattır diyebiliriz yani. Ama insanlar aç kalmasın diye bir şeyler dağıtılır, getirilir. Onlardan da yenilebilir, sıkıntı yok. Ama yani bir illa bir şey dağıtmak hayır, mecburiyeti hayır, yok hayır, yani. Hayır, şimdi dediğiniz gibi hocam klasikleşti helva kavrulur, dağıtılır. Günaha giriyoruz. Bir de insanlar beklenti haline giriyor. Cenaze sahibi bu sefer bir de borç sahibi oluyor. Parası yok adamın. Cenazede milleti aç bırakmayan diye borcuna şey alıyor. Helva, pide yaptırıyor bilmem ne. Bunlar günah o insanlardan bekliyor. Evet, ikinci bir sorusu vardı hocam. Babam dedi babalık yapmadı babalık bana beddua yapmadıysa az önceki kardeşimize verdiğimiz cevap gibi sizi kapı dışarı etti bebekliğinizden itibaren sokağa bıraktıysa babalık yapmamıştı. Ama yani işte her babanın hataları gibi hatalar yaptıysa dara düştüğünde yanında olmak lazım. Hocam, beddua ederse geçer mi? Geçer. Hocam şey babalık derler, yaptıysa geçer. Annenin bedduası mı babanın bedduası mı daha etkilidir diye çok sorulur evet, hocam. Duada annenin duası çok önemlidir. Annenin duasını almak. Bedduada ise babanın bedduasını almamak önemlidir derler. Onu da daha alimler, mı etkilidir alimler babanın şöyle bedduası açıklıyor. El-Edeb-ül Müfred şerhinde görmüştüm. El-Edeb-ül Müfred'in açıklamasında diyorlar ki Buhari'nin bu edep kitabında, hadis kitabında anne ağzını alıştırmış olabilir sürekli böyle. Onun evet, bedduası tutmaz. Alışkanlık gereği söylemiş. Ama baba biriktirir. Babalar kolay kolay beddua etmezler. Biriktirir. Ediyorsa artık taşmıştır. O taştıysa sürükler götürür. O beddua daha tesirli olur deniyor. Hocam bir de şey vardır. Anne babalar bile çocuklarına sinirlendiklerinde şey derler. Sen de anne baba olacaksın. Sen de evlatlarından gör derler. O da çirkin bir bedduadır. Yani tutar mı tutar, hocam? Tutar. O zaman anne babalara şey de olsa tabii, yani bir öfke için ya da çocuğu evet, ıslah etmek için hayır, böyle hayır, cümleler yazık, kullanmamak yazık lazım. Yazık ne oluyor? Torununa kadar beddua etmiş oluyor. Evet. Ya o çocuğun da suçu ne hocam ama? Çocuğun suçu anne babanın cezasını o mu çekecek şöyle, hocam? Şöyle o anne baba cezayı görmüş. O da o imtihanı oradan gelir. Evet. Şimdi bir haberimiz var hocam. Bu hafta içinde çok haberlerde yer aldı. Bir alkollü bir vatandaşımız çiğ köfte almaya gidiyor. Acılı olduğu için orada çalışanı tartaklıyor ve devamı var hocam. Haberi dinleyelim sonra sizin yorumunuzu alacağım. Hı. Hiç öyle bir şey yok. İstediğinizi dövemezsiniz. Şimdi ben size bir soru soracağım. Bana çok soruyorsunuz. Beni sıkıştırıyorsunuz. Bir soru soracağım. Hocam cevabını vereceğim bir şey olsun. Buyurun. Cevabını siz vereceksiniz. Buyurun. Aynı hareketi bu dayak atan adam size yapsaydı affeder miydiniz? Asla yani. Asla. Öyle bir şey yok yani. İstediğimi hakkınızı görelim, helal eder miydiniz? Asla hocam. Demek ki helal etmeme yerleri varmış. Evet. Şimdi alkol şuuru götürüyor, aklı götürüyor. Adi, iğrenç bir şey. Allah ıslah etsin, Allah kimseyi düşürmesin. Şuursuzluk, şiddet bazılarının mayasında var. Aile boyu olduğu anlaşılıyor. Bak kardeşler. Evet sonra da kardeşi gidiyor. Evet. Bunlara da taviz vermemek lazım. Masum bir çırak öyle görünüyor. Dayak yiyor orada. Onun hakkını savunmak lazım. Hocam Türkiye'de, gerekçe de şey acı yani. Türkiye'de hani savundu. Oraya geleceğim zaten. Şimdi ya, acı olabilir. Siz acısız istediniz. Acı geldi. Evet. Bir daha yapar. Yani evet. Bu acılı olmuş ya. Eline sağlık. Güzel yapmışsın ama ben yemiyorum ya. Bir daha efendim tatlısını yapsana dersin. Adam onun parasını da almaz. Böyledir yani. Usul böyledir. Ama sen bilmem ne elini kolunu kaldır.
vur, kır, kardeşin gelsin, cam pencere indir. Ondan sonra da gidin, salıverildiniz. Olmaması lazım. Bu iş yerine tecavüzdür, haneye tecavüzdür. Tabii mala ve cana İnsana zarar veriyor. İnsana cana zarardır. Cana kalkan el affedilmemesi lazım. Pişman olacak. Allah ıslah etsin. Karşı tarafında hakkını vereceksin. Zaten sanırım tutuklandı da şu anda. Yani işte sosyal medyanın bazen gücü oluyor maalesef. Şimdi bir haberimiz daha var hocam. Maalesef her geçen gün Kur'an-ı Kerim'e olan saldırıları sık sık duyuyoruz. Özellikle Danimarka'dan haberi dinleyelim mi hocam? Hı hı. Gerçekten zor hocam. Yani bir insanın kutsalına neden saldırıyorsunuz? Ne elde edeceksiniz? Ben anlıyorum. Şimdi ayağa kalkmam gerek. Çok buyurun oturdum hocam. Bugün. Siz oturabilirsiniz. Buyurun. Şimdi problem ne biliyor musun? Problem bu adamın Kur'an yakması falan değil. Bir defa insanlara, inançlara saygıyı, insanlığa saygıyı, kültüre saygıyı, örfe saygıyı toplum halinde yansıtacağız. Toplum halinde bunu kabulleneceğiz. Burada bir toplum halinde bir paranoya var. Bu yanlış. Ön yargı var. Kutsallara saldırılmaz. Ne bir Müslüman bir Budistin heykelini kırabilir? Dinimiz açısından söylüyorum. İslam açısından. Ne bir Hristiyan bir Kur'an yakabilir. Ne bir ateist bir Kur'an yakın. İnsanlar saygılı olacaklar, inançlar. Lekum dinukum veliyen. Senin dinin sana, benim dinim bana. La ikrahe fiddin. Dinde zorlama yok. Bunu bileceğiz. İkincisi, problemin en büyüğü şu. Başörtülü bir hanımefendi yanlış bir şey yaptığında ilk önce başörtüler karşı çıkacak. Evet. Dini temsil ettiğini söyleyen bir toplulukta ya da bir cemaatte, bir tarikatta, bir tarikat mensubu suç işlediğinde, yanlış yaptığında ilk önce o tarikat ehli hücum edecek. Onu manevi atmosferde boğacak, manevi atmosfer. Dar edecek dünyayı ona. O zaman dünyada bütün mesele hallolur. Ama siz orada bir Hristiyan yakıyor Kur'an'ı diye Hristiyanlar susar da Müslüman cevap vermeye kalkarsa bu iş bitmiştir. Orada bütün o Hristiyanlar ayaklanacak. Danimarka'da Hristiyanlar o adama cezasını verecek. Sen kim oluyorsun Müslümanların Kur'an'ını yakıyorsun diye. Bu olmadıktan sonra kurtaramayız. Burada da öyle. Türkiye için de söylüyorum. Bir parti bir suç işliyor. Kendi içinde işlenen suçu hemen örtbas ediyor, savunuyor. Öbürü işlediği zaman alemi yıkıyor. Evet. İşte burada adalet falan olmaz. Bunu kazandıramazsak insanlara, benim ki işlerse sümenaltı yapacağım, onunki işlerse vurabalıya, bu yanlış. Aynı şeyi burada gördük. Keşke orada cezayı kesen Hristiyanlar olsaydı. Olsaydı o zaman elhamdülillah derdik ama sıkıntı var. Evet. Dünyada inanç üzerine sıkıntı var. Yaptığı nedir? Allah'ın kitabı Kur'an'ı koruyan Allah'tır. Cezasını zaten o bulacaktır. Mutlaka cezası gelecektir onun. Evet. Yine bir iki tane yine sosyal medyanıza gelen bir iki soru daha okumak istiyorum. Özellikle eşimle bu yüzden diyor, bu soru yüzünden kavga ediyorlarmış hocam. Aslında okumayacaktım ama çok ısrar ettikleri için okuyorum. Selam, iyi günler hocam. Benim size bir sorum var. Bir damat kayınpederinin yanında küçük abdestini yapabilir mi diye soruyorlar. Damat ilk önce tuvalete gidiyor, sonra kayınpeder geliyor. O sırada kayınpederle görüyor, içinden ona kızıyor. Sonra bu durum öğreniliyor diyor. Damat diyor ki bir şey olmaz diyor. Özellikle eşi sorulmasını ısrarla istiyorlar hocam. Haram. Yani. Erkeklerin veya kadınların birbirlerini görecek şekilde tuvalet yapmaları haramdır. Toplu tuvaletlerde, affedersiniz, pisuar denilen bir çirkin bir adet var. Böyle sırayla tuvalet yapıyorlar yan yana. 30-40 yaşında insanlar orada birbirini seyrederek tuvalet yapıyorlar. Haramdır, günahtır, edebe mugayirdir, çok çirkindir. Kim yapıyorsa yapsın. Otellerde, işte belediye tuvaletlerinde, otogarlarda, havaalanlarında, açıktan hiçbir tuvalet yapılamaz. Tuvalet hela denir, hela. Hela ne demek? Hela kimsenin olmadığı yer demek, boşluk demek, yalnızlık demektir.
Tuvalet ancak yalnızlık olan yerde yapılır. Burada şey gözden soruyor. Gözden uzak olacak. Akraba bağı var ya. Hiç kayınpeder, fark etmez. Damat dediği hasta için. Hasta doktor ilişkisi ayrı. Bakıcı hasta ilişkisi ayrı. Onlar başında durabilir. Onun dışında bu benim kayınpederim. Ben orada tuvaletimi yaparım. Bu benim oğlum. Ben burada tuvaletimi yaparım. Yetişkinler birbirlerini görerek tuvalet yapar. Oğlu dahi olsa. Tabii. Yine bir soru daha var. Hocam, annemle babam aynı gün koronadan vefat ettiler. Allah rahmet etsinler. Annem ölmeden bir hafta önce rüyasında üçgen deniz gördüğünü, babamla ikisinin o yere gittiğini ve oranın çok güzel bir yer olduğunu söyledi. Acaba aynı gün öldükleri için birlikte cenneti mi gördüler? İnşallah. Güzel bir rüya. Çok güzel, evet. Allah rahmet etsin. Sabırlar diliyoruz. Evet. Evet, telefonumuz hazır. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Merhaba, iyi günler. İyi günler. Buyurun hocam, dinliyor. Alalım sorunuzu. İyi günler. Buyur ben kardeş. Ben 6 aylık çocuğum var. Eşim benimle yasakları ayırdı. Başkalarıyla hani konuşuyor. Onlarla beraber oluyor. Eşim aramızda muhabbet, sohbet hiç yok. Sahnemiz, konuşmaz, samimi. Hani çoğunlukla dışarıda yatıp geliyor. Hani evde çok yemek yemiyor. Ama evde bir de karnım var. Hani eşim dışarıda yiyor ama ben evde kaynama yemek yapıyorum. Kaynımın hani çamaşırlarını yıkıyorum. Eşim her tartışmada hani ben bunu istemiyorum. Hani dili de bekliyorum. Bana diyor, o zaman rahat değilsen annenin evine git diyor her seferinde. Seni istemiyorum diyor. Hani ağzıyla söylüyor. Hani ben bu durumda boşansam günah mı? Hani 6 aylık çocuğum var. Ne yapmam gerekiyor? Neyi önerirsiniz hocam? Evet, isyanını haklısın. Duyuracaksın. Hocam işaret ediyor. Mustafa oradan işaret ediyor. Reklama girmemiz lazım diyor. Ara vermemiz gerekiyordu. Çok kısa bir evet. Aramız var. Cevabını o zaman verelim. Peki o zaman. Dönüşte hocam size birkaç bir şey. Zaten bugünkü konumuz da o. Kadınlar ne zaman eşlerinin sözlerini dinlemeyebilirler? Biz kadınlar yemek yapmak zorunda mıyız? Evimizi temizlemek zorunda mıyız? Kayınvalidemize, kayınpederimize bakmak zorunda mıyız? Bunları size soracağım hocam. Kısa bir aradan sonra beraberiz inşallah. Efendim tekrar hayırlı günler diliyorum ve en son telefonumuzdaki hanımefendinin cevabında kaldık hocam. Şimdi şöyle, aklımda kaldığı kadarıyla, siz de eksik kalırsa hatırlatın. Estağfurullah. Kocası evine geç geliyor, başka yerlerde geziyor. Kendisi 6 aylık evli, kayınbiraderi eve geliyor sürekli. Kayınbiraderi evde, kocası evde yok. Ben bunun duyarsızlığından bıktım. Boşanırsam günah olur mu diye. Ben hemen araya bir şey sormak istiyorum hocam. Kayınbirader geline haram değil midir hocam normalde? Şöyle, kayınbirader gelini, ya daha doğrusu yengesi diyelim. Yengesi mahremdir. Mesela onunla evlilik olmaz ama abisinden boşandıktan sonra helal olabileceği için kayınbiraderin bu gibi halvet sahiha dediğimiz yalnızlık durumlarından kaçınması lazım. Eşlerin de bu konuda dikkat etmesi lazım. Ama acil bir zaruri durum olur vesaire. Eve gelir. Abisi 10 dakika sonra gelecektir. Eve gelmiştir. Abisi yoktur. Ben eve giremem. Bugünün şartlarında sıkıntılı şeyler bunlar. Bunlara dikkat etmek mümkün mertebe, yalnız kalmamak dikkat ettiği sürece doğru ama kayınbiraderi yanında sürekli, kayını, kocası dışarılarda sürekli onlarla kalıyorlar. Yetişkin bir kadın, yetişkin bir şey. Bu doğru değil. Burada kocası suçlu, birçok açıdan suçlu zaten. Günaha giriyor. Suizana, hitam gönlünüz temiz, buna bir şey demiyoruz ama suizana sebep olmak bile, dedikoduya sebep olmak bile haram olduğu için haram işlemiş olurlar. Bu durumda kadın ne yapar? Bu durumda kadın sesini duyuracak kocasına. Ciddi dinlemiyor şekilde hocam. Duyuracak. Laf dinlemiyor. Babasına, annesine ciddi şekilde duyuracak. Onların anne babasına ciddi şekilde duyuracak. Bunlarla yol alamazsa o zaman boşanmayı düşünecek. Hocam buna paralel sormak istiyorum. Yani bir hanımefendi kayınpederine, kayınvalidesine, kayınbiraderine bakmak zorunda mıdır hocam? Zorunda değil. Zorunda dersek hukuki bir zecir ve cebir olur. Bu böyle bir zorunluluk yok ama insani bir görevdir. Vicdani bir görevdir. Sokakta bir hayvana bile bakıyoruz. Akrabamıza niye bakmayacağız? Kayınpederimize
muhtaçsa niye bakmayacağız? Kayınvalidemize niye bakmayacağız? Bunun izahı olamaz yani. Ama benim böyle bir mecburiyetim var mı? Hukuken yok. Ama vicdanen var, insan olarak var. Artı sevabı da vardır herhalde. Tabii, insani yaptığımız her şeyden sevap alırız. Bakması gerekir. Geçenlerde yine bir hanımefendi dedi ki bundan sonra ben 20 yıl yemek yaptım, bundan sonra 20 yılda kocam yemek yapsın. Onu da soracağım hocam, yani kadınlar mecbur mudur yemek yapmaya? Şimdi şöyle. Evini temizlemeye, çocuklarına kocasının bakmaya. Kocasının imkanı varsa kadın mecbur değil. Kocası ya parasını verip bir hizmetçi tutacak ya da kendi yapacak. Kadın yapmam diyor mesela. Kocasının imkanı var. Ama kocasının imkanı yok. Kocası diyor ki ben çalışıyorum. Evin işleri de sana kalıyor. Başka da imkanımız yok. Böyle geçineceğiz. Zaten evlenirken bu belli. Teamülen bu belli. Ama bunu biz teamülen yok sayacağız. Kocam çalışsın, yedirsin, içirsin, her şeyime baksın. Efendim evde de, evi de temizlesin, süpürsün, yemeği de yapsın. Ben hiçbir şeye karışmıyorum. Böyle de bir evlilik olmaz zaten. Burada iki taraf birbirine taşıyamayacağı yükü yüklemeyecek. Yani mecburiyet yok ama yapınca da sevabı var. Yani. Sevabı evet. Var ve vicdanen sorumlu oluruz. Hocam bazı erkekler de işte eve geliyor, yemek bulmayınca eşini hatta dövme aşamasına kadar geliyor. Erkek şunu bilecek ki hanımımın böyle bir mecburiyeti yok. Allah razı olsun benim yükümü çekiyor, külfete katlanıyor. Teşekkür edecek. Kadın da kocasının yardımımız belli, ülke şartları belli, dünyanın hali belli şu anda. Ben yan gelip yatacağım. Her şey senden demek. Hayat öyle geçmiyor. Geçmez. Evet, hatta dara düştüğünde de kendisi de çalışacak. Evet. Onu da soracağım hocam. Yani hanımefendiler, bayanlar çalışabilirler değil mi hocam? Tabii çalışır. Tabii. Hemen telefonumuzu alalım. Devam edeceğiz. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Alo. Alo. Manisa'dan Nuri Bey. Efendim. Nuri Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun hocam, dinliyor sizi, sorunuzu alalım. Selamun aleyküm hocam. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. İyi vazifeler, iyi yayınlar. Ay, çok maşallah. Teşekkür ederiz Nuri Bey. Sana birkaç sözüm var. Ben 3 seneden beri hastayım. Allah şifa versin. Kalbimde bir rahatsızlık var. Konuşmaya bahatim yok. Senden yardım... dualarını bekliyorum. Siz beni aradı torununuz. Torununuz evet, değil mi? Evet, evet. Benim talebem, fakülteden talebem, şimdi öğretmen orada Manisa'da. Dedem rahatsız, seninle mutlaka görüşmek istiyor diye. Ben de arkadaşlar bağlayın dedim. Nuri Bey sizsiniz, şimdi hatırladım. Geçmiş olsun, şifalar diliyorum. Allah razı olsun. Dualarını bekliyorum. Neyim var? Hayırdır? Kalp hastası mısın? Diyeceğim o, başka bir şey konuşacak halim yok. Allah şifa versin duacıyım. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun. İlla dedem sizinle bir duanızı almak istiyor, konuşuyor. Türkiye'ye dua ettiriyorum senin için Nur abi. Bütün Türkiye izleyicilerimiz, dünyanın her tarafında şu anda bizi izleyen kardeşlerimiz, benim öğrencimin, talebemin, kapan dedesi. Hepsi sana dua etsinler. Hepsi sana dua ediyor. Bir Türkiye. Amin diyor. Rabbim şifa versin. Amin. Sizin dünya ve ahiretiniz güzel olsun inşallah. Amin. Allah razı olsun. Allah razı olsun hocam. Sözlerim bu kadar. Biz de ellerinizden öpüyoruz Nuri amcacığım. Allah şifalar versin size. Sağ olun. Allah razı olsun yavrum. Siz de bize dua edin. Sorunum size emanet. Allah razı olsun. Sağ olun. Siz de bize dua edin Nuri amcacığım. Siz de bize dua edin diyor. Ben her zaman ediyorum. Allah razı olsun. Çoktan beri görmek istiyorum. Torunun sayesinde görüşebildik. Ben cahiliyim. Estağfurullah. Cahillik olur mu? Arifsiniz siz. Teşekkür ediyorum. Duamız sizinle inşallah. Rabbim sizlere sağlık, afiyet versin. Sağ olun. Sağ olun efendim. Bir iki tane daha yine sosyal medya sorusu soracağım ve arkadaşlar işaret ediyorlar. Ben programın başında anons etmiştim. Görüntüyle Skype'la birbirimizi görerek konuşalım, sohbet edelim dedik. Bir tane hazırmış. Ama hemen geçeceğim, ama bir soru soracağım hocam size. Hayırlı günler hocam. Benim 4 yıldır yatalak annem var. Bazen ona kızıyorum, sözümü dinletemiyorum. Kızdığım için de pişman oluyorum. Ondan özür diliyorum, helallik istiyorum.
hakkını helal ediyor. Ben vicdanım hiç rahat olmuyor. Hocam günahı var mı? Lütfen geri dönüş yapar mısınız? Allah rızası için çok ısrarla evet. sormuş. Yani en azından şu anda helalleşecek bir durum var. Bu bir fırsat kendisi için. Helalleşmiş olurlar. Yapmamaya, üzmemeye dikkat etsin. Ama üzdüyse mutlaka helallik alsın. İyi bir şey yapıyor kardeşimiz. Allah sabırlar versin. Hastaya da sabretmek gerekiyor. Mecbur. Hocam evet bazen yaşlı hastalar özellikle tabii söz dinlemiyorlar. Ama böyle asi olabiliyorlar hocam. O onun imtihanı işte onu bilecek. Yani evet. onu direnlemek için bazen sesi yükseltmek gerekiyor. İşte onu soruyor sonuçta işte. Sonuçta bu bir imtihan. Evet. Bu imtihanı kaybetmeyeceğim diye uğraşacak. Ha, yine de bir şey demeyeceğiz. 40 gün yaptı, sabretti. 41. günü isyan ederse hepsi boşa gidiyor. Emniyet kemeri gibi. Ya. Onun için orada sonuna kadar. Sonuna kadar götürürse imtihanı kazanacak. Büyük sevap elde eder. Hayırlı günler hocam. Bana aile içinden kocamın tarafından büyü yapıldı. Onlara kırgınım. Konuşmuyordum. Eşim hasta olunca mecburen evime girdiler. Ama içimden konuşmak gelmiyor. Kalbim çok kırık ve hakkımı helal etmiyorum. Yanlış mı yapıyorum hocam? Yanlış yapıyor. Gerçekten çok büyük acılar çektim. Yanlış yapıyor. Büyüye, muskanın peşine düşme. Kim düşüyorsa yanlış yapıyor. Ya bana yaptılar diyen de yanlış yapıyor. Yapanlar da yanlış yapıyor. Gönlü kırık hocam. Yani gönlü yanlış yanlış üzerine kırılmış. Yapsın. Günahı onun. Beni ilgilendirmiyor. Ben inanmıyorum diyecek büyüye. Böyle düşünmezse bana yaptılar, ettiler. O gölgesinden korkmaya başlar. Çıt kırıldım olur, hasta olur. Hiçbir şey yokken bir sürü düşman kazanır durduk yere. Bu tehlikeli bir bakış açısı. Bu yanlış. Bu kafa yapısını değiştirecek bu insan. %90 toplumda böyle. Okumuş zannediyorsunuz. Büyüyle muskayla uğraşıyor. Maalesef hocam. Maalesef. Kendisini entel zannediyor. Bakıyorsun sihirbazla uğraşıyor. Büyücü, medyumla uğraşıyor. Fala baktırıyor bilmem. Çok bırak hocam. Ya. Allah. Çok. Bir tane daha okuyayım. Arkadaşlar ısrarla işaret ediyorlar. Selamun aleyküm hocam. Benim size bir sorum olacak. Öncelikle dinimizde mehrin önemi nedir demiş. Hı hı. Mehir. Bir de hocam benim mehrim bana takılan takıların üzerine yani altınların üzerine kıyıldı. Ben 5 yıl ev üstünde kaldım hocam. Bu süre içinde kaynanam ve kayınbabam benden altınlarımı aldılar. İlk başta borç olarak aldıklarını söylediler. Ve şimdi de senin hiçbir hakkın yok. Biz taktık şimdi de senden geri alıyoruz diyorlar. Bunun vebali nedir? Haram dediler. İşlenir. Bir kadına Kur'an'ın ifadesi ona hediyesini verin diyor. Ödülünü verin nikahta. Dolayısıyla mehir burada vacip denmiş. Yani vücub ifade eder demek farz anlamına da gelir. Bir, iki, kadına dünya dolusu mal da verseniz geri alamazsınız diyor Kur'an. Verdin, hediye ettin. Geri evet. isteyemezsin. Ne verdiysen, mehir de olmasa. Mehrin dışında verdin, ev verdin, araba verdin. Bunları ben sana vermiştim geri ver bakayım diyemezsin. Ya alamazsın. Çok hocam düğünlerde yapılıyor. Takılar alamazsın. Takılıyor sonra geri alıyorlar. Üç, kayınpederin, kayınvalidenin böyle demeye hiç mi hiç hakkı yok. Onlar o zaman günah işlediler, günah haram işlediler. Gasp ediyor, çalıyor. Ya çok çok sevdiğim bir dostumdan bir telefon geldi. Özellikle sormamı istedi. Çocuk olmayınca ölüm halinde mal bölümü nasıl eşler arasında demiş. Dini hükmü nedir? Yani çocukları yok, olmadı. Vefat etti eşlerden biri. Mal nasıl bölünecek? Yani bütün mal eşe mi kalacak yoksa akrabalara da gidecek mi? Şimdi bu kendilerinin öz çocukları yok. Öyle anladım değil mi? Kendi çocukları yok. Mal kardeşleri de vardır. Amcası, dayısı vesaire vardır. Eşlere bölüm verilir. Kalan akrabalarına da belli bir pay verilir. Ha, vermek zorundadır akrabalar. Tamamen şeye kalmıyor. %100 ona evet arkadaşlar Skype'ımız hazırsa geçebiliriz. Alo bir görelim bakalım. Aa, güzel bir genç bir kızımız. Tanıyabilir miyiz merhabalar. Sizi? Merhabalar. Merhaba. Ben Ece. Nasılsınız iyi misiniz? İyi yayınlar. İyi sizi sormalı. Peki teşekkür ediyoruz buyurun. Ben de teşekkür ediyorum. Hocam benim bir akrabam trafik kazasında vefat etmişti. Mahkemeye gitti. Mahkemede kan parası ödenmesi gerektiğini hükmetti. Ancak şimdi o parayı alıp almama konusunda emin değiller. Haram mıdır acaba? Bunu size sormak istiyorum. Tazminat verdi. Hı hı. Evet. Peki. Cevabını istersen dinleyebilirsin, kalabilirsin. Şöyle şimdi kan bedeli kazalarda kan bedeli veriliyor. Tazminat diyoruz buna. Evet. Dinimizde de aynı, bugünkü hukukta da aynıdır. Meri hukukta da aynıdır.
Bir insanın canı kutsaldır. Kasıtlı öldürürse karşılığı dinde ölümdür. Kazara öldürürse onun da diyeti 100 deve karşılığıdır. Ki bugünkü karşılığı da çok fazla bir şey. Evet, evet. Dolayısıyla bunu, hatta bir de 2 ay oruçtur, peş peşe Kur'an'da geçer. 2 ay oruç tutması lazım kazara birini öldürdüyse. Bunun kazara öldürmeden dolayı karşı taraf, mağdur olan karşı taraftan, yani katil demeyelim de kazayla öldürenden tazminatını alır. Bunu devlet vermiş, orası vermiş fark etmez. Kan parası dediğimiz bu tazminatı almak helaldir. Hiçbir sakıncası yoktur. Onun parasıdır. İstediği gibi kullanabilir. Hiçbir sıkıntısı yok. Var mıydı başka bir sorunuz? Çok teşekkür ederim. Başka sorunum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayırlı günler diliyorum. Hemen hocam konumuza geçelim. Bugünkü konumuza geçelim. Burada arkadaşlar da yazdılar. Yuvayı yıkan sebepler hocam. 10 tane sebep var. Şimdi önce şöyle gidelim isterseniz. Tabii buyurun. Bir defa evlilik niçin yapılır? Huzur için. Kur'an-ı Kerim'de erkek ve kadını, evlenenleri Kur'an-ı Kerim şöyle tarif ediyor. Estağfirullah. Hünne libasun lekum ve entum libasun lehun. Onlar, eşleriniz sizler için bir elbise, siz onlar için bir elbisesiniz. Ne demek? Elbise ne yapar? Soğuktan, sıcaktan, efendim her türlü tehlikelerden insanı korur değil mi? Ayıbını, kusurunu örter. Demek ki eşler birbirini, ayıbını kusurunu örtüyor, birbirini koruyor, muhafaza ediyor. Bu da insana bir huzur veriyor, mutluluk veriyor, sekinet veriyor. Şimdi böyle evlilik sebebiyle evlendik ama bu evliliği götürmek de bir sanat işidir. Maharettir. Gerçekten öyle hocam. Devleti yönetmekten zordur. Nasrettin Hoca'nın bir mavi boncuk hikayesi var ya. Bilmiyorum hocam, buyurun. Mavi boncuk size. Şöyle, hani olmuş ya da olmamış ama hikayeden ibret almak lazım. Evet. Kıssadan hisse, kıssadan hisse. Hoca evlenir birden fazla kadınlarla. Her biri hocaya yalnız kalınca sorar. Hocam işte beni mi çok seviyorsun, onu mu çok seviyorsun? Hoca bakar ki bundan kurtulacak, her birine birer mavi boncuk verir. Sonra da sakın bunu kimseye söyleme der. Sana mavi boncuk verdiğimi. Hocaya sorulduğunda hangi eşini çok seviyorsun? Mavi boncuk kimdeyse onu çok seviyorum der. Onlar da hepsi bende diye avunur giderler. Ya bu da bir sanat gösteriyor aslında. Dolayısıyla evlilikte götürmek için ne denir? Ayağımızı böyle basarken yere incitmeden, ürkütmeden evliliği götürmek lazım. Burada da en büyük yanlışlarımız düzeltelim derken yıkıyoruz. Yıkıcı eleştiri. Eleştiri eğitimciler de, psikologlar da şöyle söylüyorlar. Kişiyi değil, davranışı eleştir. Yani bu işi şöyle yapabilirsin. Bu işi şunu yapmak kötüdür de ama sen kötüsün deme. Bu dinimizde de böyle. Yani tavsiye usulüyle. Tavsiye usulü, evet. Gösterme usulüyle. Evet. Genellemede bulunma. Siz zaten böylesiniz. Sizin aile zaten böyledir. Dedin mi? Evet. O tarafta yıkarsın. Çünkü hiçbir değerin kalmamış olur. Aklını okuma. Sen zaten şöyle yapmak istiyordun. Sen zaten daha önce de böyle yapmıştın, şimdi bak şunu düşünüyorsun, hinlik yapıyorsun falan. Ne diyorsa ona razı ol. Söylediğine inan. İnanmış gibi de görün bazen. Tamam, yalan bile söylese inanmış gibi görün. Bunlar önemli çünkü zaman tanımak lazım insanlara. Evet. İşi yokuşa sürmek. Kolayı var. Buradan yürürseniz anlaşmazlık bitecek. Ama böyle giderseniz anlaşmazlık bitmiyor. O zaman o yolu değiştir. Hep böyle yaptın, olmadı. Bir de bu yolu dene. İşi yokuşa sürme. Sürekli geçmişiyle kötüleme. Sen zaten şunu da yapmıştın. Sen böyle yapmıştın. O zaman da seni affetmiştim. Bir daha mı affedeceğim falan. Bu yanlış. Hep kendini haklı görmek. Benim de hatam var diyebilmek. Ben özür dilerim. Çok hatalıyım. Burada ben çok hata ettim. Dediğin zaman Allah Allah, bu kendini de yargılıyor. Karşı tarafa hak vermek lazım demeye başlar. Sorumluluk almamak. Ne yaparsan yap, sorumluluk senin, ben karışmıyorum. Beraber, evlilik beraber gidecek. Bu mantıksal yaklaşmamak. Her zaman mantıklı yaklaşmak doğru değil.
akıl çizgisiyle, mantıkla böyle olması lazım. Ama insanın duyguları da var. Üzgün olduğu zaman var, hasta olduğu zaman var, umutlu, mutsuz olduğu, ümitsiz olduğu zamanlar var. Evet. Onun da o andaki halini göz önünde bulundurmak lazım. Sonuna kadar dinlemek. Dinlemediğiniz zaman değer vermiyorum demektir. Zaten konuşma, ben seni zaten biliyorum dediğin zaman kavga bitmez, daha da körüklenir. Ve insanlar birbirlerine neden bağırırlar? Neden bağırırlar? Burada şimdi kavga eden insanlar bağırıyor ya. Evet. Halbuki arası 2 metre, fısıldasa duyacak. Öfkeleniyor. Ruhen uzaklaşıyorlar. Hmm. Uzaklaştığı için bağırıyor insan kızdığında. Kendini terapist yerine, doktor yerine koymak da kötü. Her şeyi biliyor modunda. Onun için evlilikte yelkenleri indirmek her zaman güzeldir. Ne demek? Sinirlenmeyeceksin. Öfkelenmeyeceksin. Sabırlı olacaksın. Tahammül olacaksın. Değer vereceksin. Karşı tarafa saygı ve sevgi besleyeceksin. Saygı, sevgi geçicidir. Buna şöyle derler. Kokular nasıl sirayet ederse, yani şimdi bir koku, parfüm sürüyorsun, karşı tarafa kadar gidiyor 2 metre değil evet, mi? Evet. Huylar da saridir derler. Ne demek? Öfkeliysen öfke geçer, sabırlıysan sabır geçer, tahammüllüysen tahammül geçer. Ve onun için derler ki 40 sene, 30 sene sonra eşler birbirinin aynısı olur. Evet evet, benziyorlar hocam. Benzerler. Simayen de benzerler. Evet. Sureten benzerler. Bu yuva yıkan sebepler bunlardan kaynaklanıyor. Aslında her biri baktığın zaman basit şeyler görünüyor. Hocam arkadaşlar da duayı verdiler. Kalbi yumuşatan dua tabii, tam yerinde doğru, oldu. Doğru evet, böyle bir kalbimizin yumuşaması gerekiyor. Allah'ın mağfirli zembi ve esib gayza kalbi ve ecirni mineşşeytan. Allah'ım günahımı bağışla. Kalbimdeki öfkeyi dindir ve beni şeytandan koru. Bazen şeytan biner insanın böyle damarlarında kaynatır ve mutlu giderken işler sarpa sarar ve oradan kırılma noktası olur. Ondan sonra da bir daha tamir edemezsin. Bak şu çeşmenin haline, içmeye tası yok. Kırma kimsenin kalbini, yapacak ustası yok. Şimdi sözümüze dikkat edeceğiz. Ağzımıza dikkat etmemiz lazım. Mevlana Celaleddin Rumi'nin güzel bir sözünü okudum. Diyor ki insanın en güzel yeri yüzüdür. Yüzün içinde de en güzeli gözüdür. Ama insanın başına gelen her türlü kötülük ağzından çıkan sözüdür. Ya evet. Şimdi sözünüze dikkat etmezseniz başınıza kötülük gelir. Ağzını 2 kulak vermiş Allah, 1 dil vermiş. 2 dinle, 1 söyle. Evde de öyle. 2 dinle, 1 söyle. Evet. Bir de hocam öfkelenince okunacak duamız var. Arkadaşlardan onu da rica edelim. Hocam bunlar verirken, arkadaşlar verirken siz öfkelenir misiniz hocam? Mesela siz nasıl öfkenizi kontrol edersiniz? Şimdi herkesin bir sabır katsayısı var. Evet. Yani. Benim sabır katsayımın çok yüksek olduğunu söylerler. Maşallah hocam. Ama işin tehlikeli tarafı şudur. Sabır katsayısı çok yüksek olanların öfke patlaması da çok sert olur. Çünkü biriktiriyor hocam. Biriktiriyor. Bazen basit bir şeyden de patlayabiliyor. Bazen biriktirmek iyi değildir. Evet. Yani hani her şey ağızda olması bazen daha iyi oluyor. Söyleyip geçiyorsun. Biriktirirsen onun patlaması daha kötü. Orada kontrol edebilmek önemlidir. Ben komutanımdan bunu biraz öğrendim. Ne yapıyorsunuz hocam? Biz size bilelim. Kızdığın zaman, öfkelendiğin zaman bir zaman araya bir şey, bir fasıla koyman lazım. Başka bir şeyle uğraşman lazım. Mesela abdest al, namaz kıl veya bugün değil cevabını yarın vereceğim de. Ya da mekanı terk etmek hocam. Mekanı terk etmek, cevabı ertelemek. Sana söyledi, sataştı. Şu anda müsait değilim. Bunlar yazışarak da oluyor. Bazen şeyden de oluyor. WhatsApp üzerinde vesaire. Sosyal medyanla da yazıyorlar ya size. Evet, evet. Canın sıkılıyor. O anda yazma. Bir gün geçsin. Hatta birçok mahkemede de böyledir. Eşler hemen boşanmak için gidiyorlar. Hakim diyor ki 3 ay erteledim. Ha, evet. Sebebi şu aslında. Bunlar zora koşayım değil. Belki düzelirler. Bir sakin kafayla düşünsünler. Benim komutanım kızdı. Kızdığını anladık ama çekti gitti. Biz orada 3 saat kaldık istimada, ayakta. Siz böyle mi öfkelendiniz hocam? Yok, ayakta kaldık. Yok, biz değil, 180 kişi, 200 kişi. Evet. Biz orada böyle kaldık. 3 saat biz bekledik. 3 saat sonra geldi. Az önce konuşsaydım yanlış şeyler çıkabilirdi ağzımdan dedi. Bundan sonra şöyle şöyle davranın dedi. Baktım sakinleşmiş. Adam bize diliyle değil, esas nasihatı davranışıyla yaptı. Bize şunu öğretti. Hemen cevap vermeyin. Hemen karşılık vermeyin.
Bu çok güzel bir şey aslında. Hocam aklıma gelmişken sormak istiyorum. Peygamber Efendimiz eşlerine hiç öfkelenmiş midir? Öfkelenmek Peygamber Efendimiz'e kendi şahsıyla ilgili hiçbir zaman öfkelenmedi. Ama Allah'ın rızasıyla ilgili Peygamberimizin düşmanlara karşı gazabı, celali, celallenmesi diyelim vardı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam eşlerine darıldı. Öfke değildi onunki, dargınlıktı sadece, kırgınlıktı. Yani çok sevdiği insandan bir şeyi yanlış görmek ya da beklentisini olmamak insanı nasıl kırar? Öyle kırıldı. Hatta o kadar kırıldı ki, darıldı ki bir ay evi terk etti. Evini, eşini terk etti, bir ay başka bir yerde misafir oldu. İnsan, o da orada da bize elbette, örnek var. Elbette. Şimdi burada birkaç husus var. Bir, eşler arasında dargınlık, küskünlük olabilir. Peygamberimizde de olmuş. Ama süresi herhalde önemli değil mi hocam? Bak bir ay az bir süre değil. Evet. Az bir süre değil. İki, hadi gidin evinize, babanızın evine vesaire çek git demedi. Kendi gitti evden. Erkek kendi gitti. Kadını kovamazsın. Yani boş ol demedi. Boş bağırmadı, ol tabii, çağırmadı. Tabii, evet. Bu çok büyük bir örnek. Üçüncüsü, gezmedi, tozmadı eşlerinden. Ben evden gideyim, istediğim gibi yaşayayım. Tam bir züht hayatı yaşadı. Hasır üstünde yattı. O odadan dışarı çıkmadı. Bu da çok enteresan. Mümkün verdi. Şimdi ne oldu? Bize bir şey öğretti. Darılabilirsin ama hep içinde kendinden fedakarlık yapacaksın. Karşı tarafı suçlamak değil. Hatayı vesaire. Onlar tövbe ettiler. Dünyalık istemişlerdi. Aralarında kıskançlık başlamıştı vesaire. Peygamber Efendimiz buna darıldı, üzüldü. Ayet-i Kerime de geldi zaten hanımlarla ilgili. Biri de Hazreti Ömer'in kızı, Hafsa annemiz. Hı. Hazreti Ömer kızına çok kızdı. Diğeri Hazreti Ayşe annemiz. Ama oradan da şunu anladık. Demek ki eşler arasında bu tür şeyler olabilir. Evet. Ama burada kızan, sinirlenen, kırılan öfkesine hakim olacak ya da kızmamaya çalışacak. Kendisi fedakarlık yapacak. Karşı evet. tarafı üzmeyecek. Yani aslında bir nebze şöyle bir şey oluyor hocam. Haklıyken haksız duruma düşmemek lazım. Şimdi belki o anda haklısınız. Evet. Öfke anında tabii ki sarf ettiğiniz sözlerden dolayı haksız duruma düşüyorsunuz. Diline sahip olacaksın. Aynen. Aynen. İnşallah hocam. Söz senin esirindir. Söyledikten sonra sen onun esiri olursun diyor Hazreti Ali. Evet hocam, bütün kadınların merak ettiği bir soru hocam. Hangi durumlarda kocasının sözünü dinlemeyebilir? Evet. Bu, ne zaman itiraz edebiliriz eşlerimize? Bak, bir erkeğin kadına annenin evine gitmeyeceksin, babanla görüşmeyeceksin, kardeşinle görüşmeyeceksin deme hakkı yok. Amcanla, dayınla görüşmeyeceksin deme hakkı yok. Böyle bir şey yok. O kadını bunlardan men ediyorsa kadın burada dinlemez. Ama %100 bir kesin bir sebep varsa, mahkemelik olmuş, namusuyla ilgili, ırzıyla ilgili vesaire bir sorun olmuş. Hocam bazen şöyle bir şey oluyor. Birincisi bu. Evet. Kocanın eşinin ailesiyle tartışmalı, kavgalı, küs. Ama kadın gitmek istiyor ama koca izin vermiyor kendisi kavgalı olduğu için. Bu durumda ne yapmak lazım? He, kayınpederine, akrabalarına, evet. koca tarafına kadın evet. görüşmek istiyorsa orada birinci sebepten olmadığı için, yani bakmakla yükümlü olduğu insanlar olmadığı için kocasını dinlemesi biraz daha doğru olabilir. Ama insani vazifeyi de onu boşanmaya götürecek, onu yıkacak şekilde de olmamak şekilde belki işte idareyle götürmesinde fayda var. Ama anne, kendi anne babasıyla bunu yapamaz. Ya da kendisi kocasının anne babasına, yani annesine babasına gitmesini engelleyemez. Kadın da öyle. Gitme ya onlara. Oraya gidince seni dolduruyorlar, aramız bozuluyor. Bu da yanlış. Evet, evet. Gidecek. Haftada bir götürmesi gerekir demişler. Edep kitaplarında, yani anne babası yakınsa haftada bir gider gelir. Uzaksa bayramlarda, hastalığında, cenazesinde, düğünlerde, özel durumlarda gidip götürmesi gerekir. Götürmesi, gidemiyorsa bile göndermesi gerekir. Göndermesi gerekiyor. Evet hocam. Bir de haramlarda. Haramlarda kula itaat yoktur. İçkimi doldur, masamı hazırla, git bilmem nerede, şununla gez, bununla gez. İşte şunu şöyle yap, haram zorluyorsa kadın orada isyan eder. Dinlemez. İsyan etmek gerekir orada. Mesela hocam şöyle dese, yani işte bana şu yemeği yap ya da şunu yap, emir verse, kızsa, bağırsa, kadın da hayır yapmam dese bir günah var mı hocam? Kadın burada itiraz edebilir mi?
Şöyle, bu işler az önce biraz değindim. Teamülen, evet. Neyse örfen, örfi olanları yapması doğru olur kadının. Örfi olandan kaçınıyorsa, yani yemeği başka yapacak yok. Kocasının şu anda yapacak hali yok. Kadın burada direniyorsa, çocuğuna bakmakta, yemeği yapmakta, kocanın da imkanı yok böyle bir şeyde, günaha girer. Orada biraz usluk ama sorunu var hocam. Yani. Usluğu ben, teşekkür eden bir koca, şöyle diyelim, kendisine sürekli yaptıklarını vazifesi olmadığı halde yapıyor gibi teşekkür eden bir kocaya, bunu yapıyorsa kadın yanlış yapıyor. Ama isyankar, kıymet bilmez, her zaman mahkum eden bir tavırla mecbur koşan, kapıyı tekmeleyen, gelip terör estiren, yemeği yap, artık burasına gelmiş kadın, yapmıyorum. O çünkü haddini aşmış. Evet, evet. Orada da o kadın inşallah affedilir. Evet. Şimdi bir de hocam, evlilikte aranacak kriterleri de sayalım mı hocam? Şimdi kimlerle evlenilmeli? Kimlerle evlenilmeli? Bu Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman iyiler iyilerle diyor. İyi bir saliha hanım ya da salih bir eş bulmak lazım. Burada cüzdanı, işi gücünden çok insanın terbiyesi, edebi, şahsiyeti önemli. Kabiliyetten önce şahsiyet gelir insanlıkta. İnsanı insan yapan şahsiyettir, kabiliyet değildir. Kabiliyet bazen maymunda olur. Aslanda olan kabiliyet insanda olmayabilir. Efendim bir zürafanın yüksekten erişir ama sen oraya erişemez. Bu bir kabiliyettir. Ama insanı insan yapan şahsiyettir. O ne demek? Adalet duygusu, doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet, vicdan, efendim helalinden yetinmek, kanaat olmak, diğer gam olmak, yardımlaşmak, paylaşmak, tevazu, bunlar şahsiyetle alakalıdır. İşte bu, tam bu noktada Resul Efendimizin tünkahul mer'atu ala erba'i hisalin, erba'ati hisalin. Kadın genellikle dört sebepten dolayı nikahlanır diyor. Veli cemaliha, güzelliğinden dolayı. İnsanlar daha çok güzelliğine bakarlar. Veli nesebiha, soyundan sopundan dolayı, işte zengin, asil vesaire. Veli maliha, malı çok. Oo, ben de evlenirsem mal sahibi olurum. Evet. Veli diniha, dindar. Buradaki din kelimesi bize sadece şöyle geliyor. Bu yanlış, o yanlışı açmak istiyor. Namazını kılıyor, orucunu tutuyor. Güzel bir haslet, doğru. Ama bu yetmez. Din kelimesinde deyn kelimesi vardır. Maliki yevmiddin'in manası budur. Borç günü, alacak verecek günü, kıyamet, yani hesap günü. Yani ahlakı güzel olacak. Dürüst olacak demektir bu. Dürüst, salihanın karşılığı dürüsttür zaten. Ahlakı güzel ol. Ahlakı güzel olanını seç diyor Peygamber Efendimiz. O zaman erkekte de kadında da önce ahlakını arayacaksınız. Yani şahsiyetini arayacaksınız. Sonra diğerleri bir şey ifade eder. Soyu, güzelliği, malı, bunlar da olursa. Hocam bunun bir sıralaması var mı? Öncelik sırasını şöyle gidelim. Evet, birincisi dindar olması. Ahlaklı olması. Ahlaklı. İki, soyu temiz olması. Soy ikinci sırada. Şimdi birisi yazmış bana, diyor ki hocam soy diyorsun da bazen iyiden kötü, kötüden iyi çıkmıyor mu? Bir genel söylüyoruz. %99'u söylüyoruz. %1 istisna her zaman olabilir. Hiç soyunu kale almadığın bir tipler vardır mesela. Melek gibi insan çıkabilir. Tabii. O istisna. Ama bu genel. İkinci sırada soy. Evet, ikinci sırada soy. Üçüncü sırada nesebi söyledik zaten. Cemal gelir. Cemal, güzellik demek. Güzellik. Sonra evet. Da mal gelir. Mal. Öyle mi hocam? Mal en son. Zenginlik en son. Neden? Çünkü Allah garanti veriyor. Evlenin, zengin, ben kılayım. Şu anda hocam birinci sırada maalesef mal var. Şimdi ne oluyor? Şimdi kadında güzellik, erkekte cüzdan. Mal aramıyor. Maalesef. Onun için işte evlendik, mutluyuz, 3 ay sonra ayrılıyoruz yazıyorlar. Maalesef. Ahlak önemli. Evet. Ahlakını araştıracağız. Bir telefonumuz hazır. Buyurun efendim. Hayırlı günler. Buyurun. Hayırlı günler. Buyurun. Benim eşim beni aldatıyor, içki içiyor, kumar oynuyor. Eve geliyor, saldırıyor, her şeyi kırıyor. Başka hani kadınlara gidiyor. Yapmadığı ne kaldı zaten? 4
senedir beni aldatıyor. Ben hani 4 senedir biliyorum beni aldattığını. Ben rastgele telefonunu aldım eline, hani bir baktım. Mesajları, ses kayıtlarını dinledim. Sonra başladık kavga etmeye. Bu sürekli devam etti. Evde kaynanam, kaynatan falan var. Yani bunlara da söyledim. Evet. Yani yapma etme falan dediler. Bazı akşamları eve gelmiyor. Çocuklarıyla ilgilenmiyor. İçip geldiğinde bize darp ediyor bazen. Bazen hani bize vurmamak için evdeki her eşyayı kırıyor. Yani eve bakmıyor, ihtiyacımızı gidermiyor, çocukların ihtiyacını gidermiyor. Ben sahada, bahçede falan çalışıp kaynatama yardım ediyorum. O da bize hani evinde bakıyor, oğlundan hani hayır görmediği için. Bu sebeple de oğlunun hakkını benim üzerime yaptı. Oğlu da hani bunu yediremiyor. Ondan sonra benim üzerimdeki mal varlığını benden almaya çalışıyor. Bir şeyler, hani kağıtlar imzalatmaya çalışıyor bana. Ben de imzalamıyorum. Kaynatamın sözünü dinliyorum. Bu sebeple de bana daha çok kızıyor. Beni dinlemiyorsun, babamı dinliyorsun diyor. Bana kötü kelimeler söylüyor. Beni nikahımdan sildi. İmam nikahlıyız. Yani... Diyeni nikahı var. Resmi nikah yok mu? Hayır, yok. Bu kötü huyları olduğu için nikah yaparsak benim malım mülküm elimden gidecek, onun borçlarına. Kaynatam ona çok yardımcı oldu. Ama bu anlamadı yani onun yaptığı Peki. iyilikleri. Geçmiş olsun. Çok acılı bir şey. Evet. Yani ben kaynatam, kaynanam hasta, ona bakıyorum, yardımcı oluyorum. Bu şekil yani. Ben eşimin doğru yola gitmesini istiyorum. İçkiyi, kumarı falan, bu kötü alışkanlıkları bırakmasını istiyorum. Ben bu köyde yaşıyorum. Çok çaba gösteriyorum. Yani bildiğiniz gibi köy hayatının hepsini yapmaya çalışıyorum. Ama yani buna yani nasıl söyleyeyim? Yararlanamıyorum. Ne yapsam, ne etsem yararlanamıyorum. Gene kötü ben oluyorum. Evet. Kaç yaşındasınız? Ben 30 yaşındayım. Çok genç bir ses ve bu yaşta bu kadar sabır hocam. Evet, ne kadar ezilmiş. Sabırla bakıyor. Evet. Ezilmiş. Evden gitmeye kalkıştım. Yani çocuklarımı bırakıp gitmek istemiyordum bu zamana kadar. En son dedim hani bırakayım çocuklarla hani başına, ki bir çabayı nasıl öğrensin dedim. Bu sefer beni evden de hani gitmeme de izin vermedi. Yani ne yapacağımı bilemedim. Kaç çocuk var? İki tane çocuğum var. Yetiştiler mi? Kaç yaşındalar? Evet. Kaynatama falan söylüyorum. Onlar da diyor yani çok uğraştılar oğlunu hani doğru yola gelmesi için. Ama en son hani bir çare bulamadılar. Ben hani söylüyorum hani ne yapayım baba diyorum. Annem babam hani kaynatam kaynanam bana diyor sana ev verdik, yer verdik, sabret kızım diyor, eğer gideceksen diyor evin var yerin var diyor, al çocuklarını oraya git diyor. Yani ne yapabilirim ben? Evet. Çok çareler aradım, bulamadım, dualar ettim, olmadı. Yani konu komşuya söyledim ne yapayım diye, gene olmadı. Gene doğru yola gelmiyor. Şimdi ben hani madde madde konuşuyorum ya. Nursel Hanım'a evet. Geçen hafta onu söyledim. Sana 3 madde söyleyeceğim. Allah yardımcın olsun. Birincisi evet. Kayınvaliden, kayınpederin neyse bir evet. evlat kaybetmişler. Ben onu kayıp gibi görüyorum. Bir evlat kazanmışlar. Senin gibi bir evet. evlat kazanmışlar. Evet, benim oğlum yok, gelinim var diyor. Tamam, birincisi bu. Ne güzel, değerini biliyorlar ama. Değerini biliyorlar. Evet. İkincisi, sen de vefalısın. Çocuklarına evet. karşı, sana iyilik yapan kayınpederine, kayınvalidine karşı vefalısın. Onların evladı gibisin.
Onlar da sana göz kulak oluyorlar. İkincisi bu. Yalnız üçüncü bir problem var burada. Sevgili kardeşim, resmi nikahın olmadığı sürece sen hep kendini boşlukta hissedeceksin. Evet. Bak bu üçüncü madde üzerinde kafa yoracaksın. Ben ne yapıp bu evliliğimi resmiyete geçireceğim, resmiyette de hak kaybına uğramayacağım diye bir avukata, büyüklerine danış, evliliğini resmi halde yap, böyle olmaz. Belki resmi hale geçerken kocanın da bazı şeyleri düzeltmesi mümkün olabilir. O şimdi işin kolay tarafı şu, iki türlü kolay geliyor ona. Buna istediğim zaman tekmeyi vururum. Kafasında o tip insanlar tabii öyledir. Tabii bir bağlılığı yok. Tabii bağlılığı yok. İki, ben bunu ezerek de elindekileri alırım. Bunlardan ümidini kesecek bir defa. O yolu hukuken, kanunen alabilirsin. Benim tavsiyem, bir aile sosyal destek bakanlıkları var ya, onların müdürlükleri var illerde. Oraya bir mektup yaz sen. Oraya mektup yaz, derdini anlat. Onlar sana bir avukat bulsunlar. Senin problemin hukuki açıdan çözülürse, geleceğin çocukların da var, yazık olmasın. Buradan da sesimizi duysunlar o kardeşlerimiz. Buradan arkadaşlarımızdan istenirse bu kardeşimizle buluştururlar. 30 yaşında gencecik bir hanımefendi, iki çocuğu var. Ezilmesin, elinden tutun diyorum ben de yetkililere. Hukuki olarak ne gerekiyorsa yapsınlar sana. Sen bu ıstıraptan kurtul kardeşim. Allah yardımcın olsun. Duacıyım. Rabbim gönlünün muradını versin. Allah yardımcınız olsun. Hayırlı günler diliyoruz. Hocam şimdi yine bir kısa araya gireceğiz. Bugün Peygamber Efendimiz'in sünnetlerinden birine şifresini verdik. Arkadaşlar şifrelere girdiler. Şimdi araya girdiğimizde ilk 3 izleyicimize 3 tane çok güzel hediyemiz var. Bir tanesi içinde alkol içermeyen, Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı dezenfektan. Şöyle bir aparatı da var. Çok pratik. Ben de çok pratik kullanıyorum. Çantamda her zaman bulunduruyorum. İkincisi doğal taşlardan yapılmış tesbihler. Üçüncüsü de ve çok güzel bir hediye, kalemli Kur'an-ı Kerim. Bu kalemli Kur'an-ı Kerim hediye kazanan sevgili izleyicilerimizden ben rica edeceğim. Bize kullanırken, okurken ya da sürerken videolarını göndersinler, biz yayınlayalım. Ben de merak ediyorum, kullanabiliyor musunuz diye. Bekleyeceğiz videolarınızı. Şimdi kısa bir ara. Evet sevgili seyirciler, tekrar merhabalar. Reklama araya girerken hediyelerimizi söylemiştik. Arkadaşlar şimdi şifreyi verecekler. Kazananların isimlerini de verecekler. Çok az bir süremiz kaldı. Ben hocama 3 tane daha Instagram sorusu sormak istiyorum. Hocam hayvan severim fakat bir hayvan bize saldırdığında kendimizi korurken ona zarar versek veya istemeden öldürsek günaha girer miyiz diye sormuşlar. Bu can korumak için, canı korumak için mecbur kalınca tabii kendimizi koruyacağız. Önce can. Diğer bir soru, o da çok ilginç. Anneannem rüyasında ben torunumu bu çocukla evlendirmem diye yemin etmiş ama torunu nişanlandı. Yani evlenecekler. Rüyada yaptığı yemin sayılır mı? Sayılıyorsa bozmak için oruç mu tutması gerekiyor? Hiçbir şey gerek. Uyuyandan kalem kaldırılmıştır. Hiçbir şey gerekmez. Yine bir izleyicimiz, ben Emine, merhaba, eşim çalışmıyor, sürekli kavga çıkarıyor, iftira atıyor, bana ve çocuğuma, engelli çocuğuma hakaret ediyor, dövüyor, ne yapmalıyım demiş. Şikayet edecek. Gerekli yerlere şikayet edecek. Boşanma sebebidir. Allah ıslah etsin. Tabii düzelme imkanı varsa düzelme yolunu, sonra da boşanma yolunu tercih edecek. Bu arada ben de teşekkür edeyim. Tabii buyurun hocam. Ankara'dan Ülfet Yılmaz hanımefendi sağ olsun, herhalde eliyle dokunmuş bir halı seccadeye benziyor, hediye göndermiş. Yine Rabia Yıldırım öğrencimin dedesi bağlanmıştı Manisa'da. Evet hocam. Nuri amcaya. İnşallah ben de son bir dakikamız hocam. Son bir dakikada huzurlu bir aile hayatı için sizden dua isteyecektim. Aynı zamanda Nuri amca için de bir dua ederseniz İnşallah. Böyle Bütün bitirelim. Evlerimiz için dua edelim. Amin. Pazar günü hocam kadın haklarından bahsedecekler. Bir haftaya da perşembe görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum. Buyurun hocam. Tamam. Allahümme ellif beyne kulubina ve aslih zate beynina vehdina sübüleselam ve neccina minaz zulümat ilen nur ve cennibnel fevahişe ma zahra minha ve ma batan. Ya Rabbel alemin, ya Erhamer Rahimin, gönüllerimizi birbirine yakınlaştır. Nefretten firardan uzak eyle, muhabbette sevgide karar eyle, her türlü fitneden
gıybetten, dedikodudan, iftiralardan uzak eyle. Evlerimize, yuvalarımıza huzur, mutluluk, bolluk, bereket ihsan eyle. Eşler arasında sevgi, meveddet nasip eyle. Adem aleyhisselam ile Havva anamız arasındaki, Peygamberi Efendimiz aleyhisselatü vesselam ile Ezvacı Tahirat arasındaki, Ali'nin Murtaza ve Fatıma-ı Zehra arasında, güzel insanlar, salih salihalar arasındaki ülfeti, kardeşliği, güzelliği, bereketi ihsan eyle ya Rabbi. Hasta kardeşlerimize şifa eyle. Nuri amcamıza, Nuri Gürleyen amcamıza da acil şifalar ihsan eyle. Duamızı kabul eyle. Esselatü vesselam aleyke ya Resulallah. Esselatü vesselam aleyke ya Habiballah. Esselatü vesselam aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala'l Fatiha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.